Bir sezon daha. Yeni sezonda hepsi bu hafta olduğu yine kendi gününde ve kendi saatinde. Ama artık saatimiz yarım saat öne alındı. Hepsi bu hafta olduğu yeni sezonunda başlıyor. Kabarık sabıka kayıtlarına her gün yeni suçlar ekleyen sabıkalı saldırganlar topluma kabus yaşatıyor. Bu anomalinin sorumlusu kolluk mu, adliye mi, yasa koyucular mı? Konuğumuz Profesör Doktor Adem Sözüer'e soruyoruz. Yeni eğitim dönemi, yeni müfredat bilmecesi ve okulların temizlik ihalesini öğrenciye verelim projesiyle tartışmalı başladı. Ne olacak bu eğitimin hali? Eğitimci Sevinç Atabay'a danışıyoruz. Dertler derya olmuş ülkemizde. İktidar ve muhalefet yanlısı bir kısım medya, CHP'li iki büyükşehir belediye başkanı arasındaki sözde rekabeti tartışıyor. Kakafoniye dönüşen tartışmalara fitne çıkarmayın çıkışı yapan Mansur Yavaş haklı mı? Siyasal bilimci doçent doktor Onur Alp Yılmaz'la konuşuyoruz. Sımsıkı ekonomi politikası orta ve alt gelir grubunu borç batağına sürükleyince biraz salalım bari adımı atıldı. Peki bu adım işe yarar mı? Ekonomist Selçuk Geçer'e soruyoruz. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Bursa'da kaldığı otelde yanlışlıkla gözaltına alındı. Daha neler yahu dedirten olayı mağduru Elif Çakır'dan dinleyeceğiz. İsrail, Gazze'de soykırım, Lübnan'da kelle avcısı saldırılarıyla Orta Doğu'nun eli kanlı zalim diktatörü rolünü iyiden iyiye benimsedi. İsrail'i bu rolden kim çıkardı? Kartacak konuğumuz gazeteci Mete Sohtaoğlu'yla değerlendiriyoruz. Ahmet Ümit yeni kitabı Yırtıcı Kuşlar zamanında 21. yüzyılın hastalıklı Türk toplumunun röntgenini çekiyor. Kitabını ve ne hale geldik böyle sorusunu yazar Ahmet Ümit'e soruyoruz. Ürettiği parfüme Şehit Kokusu adını verip sosyal medya hesabından tanıtım videosu paylaşınca din istismarcısı ilan edilen ve sert tepkilerin hedefi olan Mustafa Sezercan'a neden konuşuldu diye soruyoruz. Yıllarca terör örgütleriyle mücadelesinde ağır kayıplar yaşadı. Son yıllarda izlenen güvenlik politikası sonuç verdi ve terör eylemleri önemli ölçüde sorun olmaktan çıktı. Ancak örgütlerin yerini sabıkalı saldırganlar aldı. Devleti değil, toplumu hedef alan saldırılar ülkenin kriz başlıklarında ilk sıralarda yerini aldı. Cinayet, yaralama, taciz haberlerinde faillerin kimlik bilgileri yanında kabarık sabıka kayıtları öne çıktı. Tekrar tekrar suç işledikten sonra yeniden topluma karışan saldırganlar kamuoyunda açık cezaevinde mi yaşıyoruz endişesine neden oldu. İstatistiklerse ironik bir tabloyu ortaya koyarak Türkiye'nin cezaevinde yatan kişi sayısında Avrupa lideri konumuna yükseldiğini gösterdi. Buna göre 2022 yılı sonu itibarıyla her 100 bin kişiden 403'ü cezaevinde. Cezaevlerindeki doluluk oranı bu halde ise sokaktaki ıslah olmadığı aşikar sabıkalılar neden yanlış yerde? Ceza ve infaz kavramlarının içinin boşaldığı, toplumun mahallesinde bile güvende hissetmediği, her biri bir korku filmi senaryosuna aday olayların yaşanmasında sorumlu kim? Kolluk mu? Adliye mi? Yasa koyucular mı? Ceza hukuku profesörü Adem Sözüer'e soruyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Fena değiliz diyelim. Yani dünya ve Türkiye bu haldeyken gönülden böyle çok iyiyiz diyemiyoruz. Ama burada program yapıyoruz. Sağlığımız yerinde. Bu açıdan iyiyiz. Hocam kim suçlu? Biz bu hale ceza usul kanunundaki infaz indirimleriyle mi geldik? Yoksa zaten bir gün bu hale gelecek miydik? Keşke böyle bir kanun nedeniyle bu sorunlarla karşılaşırsaydık. Çünkü o zaman o kanunu düzeltirsiniz ve sorunu bir ölçüde çözersiniz. Fakat burada hiçbir şekilde bizim mevcut kanunlarımızdan şöyle bir eksiklik var diye önemli bir sorun yok. Bir kere suçluluk neden artıyor? O ayrı bir konu. Tabii ki Türkiye'de bireysel silahlanmaya son derece hız verilmesi, bunun yanı sıra şiddet suçlarına verilen cezaların etkin şekilde infaz edilmemesi ve bütün bunlara ilaveten hemen her yıl bir af kanunu çıkarılması. Ki bu kanunların adı af kanunu olmasa bile
af etkisi gösterilen kanunlardır. Bunları alt alta koyduğunuz zaman Türkiye'de şiddet suçlarının neden bu kadar çok olduğunun bir resmini görebilirsiniz. İşte bu resim daha önce bizim uyarılarımıza rağmen görülmek istenmiyordu. Fakat artık bugün öyle boyutlara geldi ki artık bu resmi görmemek mümkün değil. Ve toplumda hukuka duyulan güvende, ceza adaletine, sistemine olan güvende çok büyük bir sarsılma var. Çünkü bugün artık herkesin ağzında bir söz var. O da şu, suç işleyenin yanına kar kalıyor. Eğer bir toplumda bu zihniyet, bu anlayış yaygınlaşmışsa, siz cezaları artırsanız da artık suçlulukla mücadele etmeniz çok ciddi sorunlarla karşılaşır. O yüzden hani şimdi vatandaşlar soruyor, hep cezalar az diye zannediliyor. Fakat şöyle düşünün, Türkiye'deki cezaları Avrupa ile karşılaştırdığımızda her suçun cezası hemen hemen belki iki katı kadar değilse bile oraya yakın daha ağırdır bizdeki suçlar. Biraz önce sayılar verildi burada. Dendi ki Türkiye Avrupa'daki en çok cezaevi nüfusuna sahip bir ülke. Ama sadece Avrupa'da değil, dünyada bile ilk beşe giren bir ülkeyiz. Şöyle bir örnek vereyim. Almanya ile karşılaştırsak, yani nüfusumuz aynı. Almanya'daki bütün cezaevlerindeki hani cezaevi nüfusu ortalama diyeyim 60-70 bin civarıdır. Yıllara göre bu değişir. Bizde sadece bir suçtan 60-70 bin kişi var cezaevinde. Bu büyük bir fark. Tabii ki Türkiye'deki ekonomik sorunlar, sosyal bölünmeler, başka çok ciddi sorunlar var. Ama yine de bu fark çok büyük. Diğer ülkelerle de karşılaştırdığımızda Avrupa'da böyle bir fark çıkıyor. Türkiye çok açık ara maalesef cezaevleri dolu bir ülke. Üstelik neden dolu? Cezalar arttığı için dolu diye de bir görüş var. Çünkü yeni ceza kanunları yapıldığına zaman herkes cezalar artsın istiyordu. Artık bu aflarla kimse kurtulmasın istiyordu. Ama biz yine aflara devam ettik. Buna rağmen dolu. Demek ki yani bu aflarda çıkmasa ne olacak? O halde nerelerde hata yapıyoruz? Acaba cezaevlerini doldururken mi hata yapıyoruz? Bunun üzerinde durmak lazım. Bir örnek vereyim. Çocuklarla ilgili bir örnek vereyim. Türkiye'de çocuklarla ilgili çok sayıda ceza davası açılıyor. Yani Avrupa'da da bu bakımdan da öndeyiz. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili. Peki bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili çocuk koruma kanununda onlarca tedbir var. Bunlar uygulanıyor mu? Hayır. Şimdi geçen günkü olayda ki yani olayın tam içeriğini hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz ama sonuçta 19 yaşındaki bir çocuk değil artık 18 yaşını bitirdiği için ergen çocukluk dönemini geçmiş ama ondan önce hani sabıkaları yani adli sicile kayıtlarına baktığımız zaman hep çocukluk döneminde suç işlemiş. Normalde çocuk koruma kanununa göre bu çocuğun ilk şiddet suçunu işledikten sonra belli kurumlarda kalması lazım. Yani sürekli denetim altında olması lazım. Hatta eğer ailesi bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal ediyorsa o çocuğa devlet velayetini alıp bütünüyle devletin kontrolüne alınması gerekir. Ama biz seyretmişiz olayı. Yani çocuk olduğu için de her kağıt üzerinde kalmış bütün tedbirler ve sonra bir acı olayda büyük bir infiale kapılıyoruz. Halbuki hani burada suçlu kim dediniz de bunu biraz hani şey anlamda söylüyorum. Suçlu biziz aslında. Yani kanunlarımızı etkin olarak uygulamıyoruz. Gözlerimizi gidişata kapatıyoruz devlet ve toplum olarak. Ondan sonra bir olayda karşımıza acı gerçek çıktığımız zaman
Herkes feveran ediyor. Efendim idam cezası gelsin diyor, ölüm cezası gelsin diyor. Halbuki düşünün ki Türkiye'deki adli sistemde eğer idam cezaları koyduğumuzda verilen hatalı kararlara baktığımızda yani 10 karardan 4'ü hatalı, 10 tane ölüm cezası verseniz 4'ü hatalı çıkar. Ayrıca da başka sorunları da var. Ama toplum bu tür olaylar olduğu zaman rasyonalitesini, soğukkanlılığını yitiriyor. Yani toplum öfke duyabilir. Ama devleti yönetenler böyle öfkeyle davranamazlar. Oturup nerede yanlış yaptığımızın, nerede hangi tedbirleri almamız gerektiğinin ona bakmamız gerekir. Biz örneğin şartla salıverilme, vatandaşlarımız bunu pek bilmez. Hani kişi hani iyi halli ise içeride, bu iyi hal de yanlış anlaşılıyor. Kişinin iyi halli olması cezasının bir kısmını çektikten sonra iyi halli olarak sonra denetimli serbest bırakılması lazım. Ama bu böyle olmuyor Türkiye'de. Bir müddet kapalı cezaevinde kalır, ondan sonra açık cezaevine gider, ondan sonra şartla salıverilir, ondan sonra denetimli serbestlik. Şimdi bu süreçlere baktığınız zaman şunu anlayın. Aslında kapalı cezaevinden çıktığı zaman kişi serbest kalmış gibi neredeyse. Hocam hemen burada bir soru soracağım. Ben hukukla uzun süredir uğraşmadığım evet. için bilmiyorum. Şimdi mesela diyelim ki 10 yıl ceza aldı. Artık yeni yasaya göre kaçta kaçını yatıyor? Şimdi yeni yasa 3'te 2. 3'te 2. Ama o görünüşte işte 3'te 2. Çünkü biz kanunları değiştirdik. Gerçek anlamda 3'te 2 kalmıyor. Gerçek anlamda kalma süresi yani kapalı cezaevinde kalma süresi 4 yıl falan oluyor. Ama arada çıkardığımız kanunlar var. Şimdi Türkiye'deki herhangi bir hukukçuya gidin sorun. Ben de dahil olmak üzere. 10 12 yıl hapis cezası almış. Ne kadar yatmış? Hemen size suyunu soruyorum. Bu suçu ne zaman işlemiş? Çünkü her suçun işlendiği zamana göre uygulanan kanun farklı. Ha. Türkiye'de hiç kimse otomatik olarak ya aslında basit değil mi? 12 yılın yani kanunun ilk halinde şöyle 12 yılın 3'te 2'sini yatacak. Ne ediyor? 8 yıl yapacak. Eğer iyi halliyse 4 yıl denetimli serbestlikte çıkacak. Yani başıboş kalmayacak. Ama biz her yıl bir kanun çıkararak işte şu yıla kadar suç işleyenleri şu kadar önce serbest bırakır diyoruz. En son Covid affı çıktı mesela Covid nedeniyle. Orada da böyle bir af çıktı ve sadece çıktı hemen uygulandı değil. Sürekli olarak uygulanan bir af. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda öyle bir labirent sistemi oluşturmuşuz gibi suçun işlendiği yıla göre uygulanan infaz kanunu da farklı. Yani infaz kanunu yani delik deşik olmuş durumda, mağdur olmuş durumda. O yüzden hukukçuların bile doğru düzgün hesaplayamadığı bir infaz sistemi var. Yani suç hangi yıl işlendiyse evet, o yılki infaz sistemi neyse ona göre oluyor. Yani piyango size ne zaman vurdu gibi bir şey. Bir sene yaralama suçu işlenmiş değil mi? Nitelikli yaralama diyelim. O sene o suçun cezası 10 yıl. İnfaz. Ama daha sonra infazı 6 yıl diyelim ki. Aradan bir sene geçmiş, infaz kanunu değişmiş, infazı düşmüş 3 yıla. Dolayısıyla öyle ki mesela Avrupa'da 5 yıl, 6 yıl ağır cezadır. Yani orta ağır bir ceza. Bizde 5 yıl, 6 yıl bir cezaların çoğu belli bir tarihten önceki girdi çıktıya tabidir. Girdi çıktı ne demek? Şu demek, 5-6 o kadar şey bir af kanunu uygulamışız ki giriyorsunuz cezaevine. Bir gün sonra çıkıyorsunuz. Bir gün sonra çıkıyorsunuz. Ya 6 yıl ceza. Ya bu 6 yıl çok ağır yaralamalar, hatta öldürmeye teşebbüsleri bile bizde çok ağır ceza, çok az cezaevlerinde kalıyor. Şimdi insanlar bunu bilmiyor. Biz kendi kanunlarımızı uygulamıyoruz ki. Nasıl uygulamıyoruz? İşte böyle her yıl cezaevleri doldu. Nasıl boşaltalım diye. İnfaz düşürelim. Hep infaz. Bu artık af kanunu denmiyor buna. Artık cezaevinde olanlar da bunu biliyorlar. Hocam biz af istemiyoruz, siz hep af diyorsunuz. Biz infaz indirimi istiyoruz. Çünkü toplumda aflara karşı bir tepki var ya. Üstelik de bu infaz indirimleri de herkese eşit olarak uygulanmıyor. Yani belli suçlara karşı hiçbir şekilde yararlanmıyor. Ama düşünce suçları yararlanmıyor mesela. Ya siyasi amaçlı suçlar yararlanmaz. Türkiye'de hep öyledir. Yani orada eşitlik de yok. Şimdi böyle olduğu zaman şöyle söyleyeyim. Biz mesela kadın cinayetleri üzerinde hiç durmuyoruz. Türkiye'de
Yıllardır hemen her gün birkaç kadın öldürülüyor. Hatta şöyle eşini öldürmeye çalışıyor, teşebbüs ediyor, ölmüyor, hapse giriyor. Bu Covid affından çıkıyor, bu sefer gelip öldürüyor. Yahut da eşi olmasa bile çok olaylar oldu bu aftan çıkarıp olarak işte benim hatırladığım Beyoğlu'nda genç bir üniversite öğrencisi oldu vesaire. Dolayısıyla toplumun şunu bilmesi gerekir. Bizim cezalarımız ağır. Fakat verilen cezaları biz etkin olarak infaz etmiyoruz. O yüzden talep etmemiz gereken şey mevcut infazların düzenlenmesi. Başka bir şey daha var. Biz şimdi bazı uygulamalarımızla şiddeti hoşla gösteriyoruz. Şimdi mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Buradan bir olay anlatayım size. Bunu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki öğrencilerim anlattı. Hocam, ertesi gün cezaevlerinden bize dilekçeler geldi. Ne dilekçesi? İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Artık bizim işlediğimiz suçlar affedilmiş sayılır diye. Düşünebiliyor musunuz? Hangi mesajı veriyorsunuz topluma? Yani İstanbul Sözleşmesi'nin belli hükümlerine karşı olabilirsiniz. Onlara ihtirazi kayıt koyar, çekince koyarsınız. Ama bunu kaldırdığınız zaman verdiğiniz mesaj farklı oluyor. Başka bir şey daha var. Türkiye'de belli şiddet suçlarının failleri bir bakıyoruz devletin önemli makamlarında karşılanıyor. Onlar kahraman muamelesi görüyor. Sonra onlara özenenler oluyor. Demek ki hani belli şiddet suçlarını işlerseniz belki kariyer yapacaksınız. Biz şimdi hep belli kişilerin işlediği, geçen günkü polisin öldürülmesindeki olaydaki gibi onlara teksif ediyoruz. Orada da çok büyük bir hata yaptık. Yakalanana çöp torbasına şey yaptılar. Yani devletin suçluyla arasındaki fark, suçlu hiçbir kuralla bağlı tutmaz kendini. Devlet ise zorunlu olarak belli kurallara bağlıdır. Devletin kendisi şiddet uygulamaz. Ama İçişleri Bakanımız ne dedi? Ben buna soruşturma bile açmayacağım dedi. Başka bir İçişleri Bakanımız vardı, bacaklarını kırın dedi. O zaman biz de yani suçlular gibi davranacaksak farkımız ne? Devlet gibi davranır, soğukkanlı davranır ve kanunlarını etkin olarak uygular. Suçu caydıran nedir biliyor musunuz? Yakalanma endişesi. Daha mahkemeye varmadan kolluğun üniforması var ya, kolluğun üniforması caydırmalıdır. Ama siz kolluğu politik amaçlar için uygulanırsanız, işte biraz sonra konuşacaksınız bir gazeteci meslektaşınızı, yanlışlıkla tırnak içinde gözaltına alınmış. İşte geçen gün polis herkesin gözü önünde efendim şiddet uyguladı. Bunlara göz yumarsanız şiddeti bir kere meşrulaştırdığınız zaman artık herkes şiddetin aslında ciddi bir suç olduğu konusundaki anlayışı ortadan kaldırmış olursunuz. Çünkü şiddet suçu işliyor, bir bakıyorsunuz işte 1-2 yıl sonra tekrar aynı yerde görüyorsunuz, tekrar işliyor. Şiddet suçu işliyor, devletin önemli makamlarında karşılanıyorlar. Şiddet suçu işleniyor, sırtı sıvazlanıyor ve bunlara baktığımız zaman Türkiye'de gerçekten şiddet suçları ne kadar arttı bunu görüyoruz. Bütün bunlarda neyi doğuruyor vatandaşta? Güvenlik riskini ve endişesini. Bizim talebimiz şu olmalı. Bir, adil yargılama. İki, süratli aydınlatma. Suçluların hiçbiri ceza kanunlarına bakarak suç işlemez. Caydıran yakalanacağım. Yakalanacağım, yargılanacağım ve kaçış yok bundan. O yüzden suçları süratli aydınlatma, adil yargılama ve verdiğiniz cezayı amasız uygulama. Her suç işleyen yakalandığı zaman adil yargılanacağını ve sonuçta mutlaka o cezanın infaz edileceğini düşünür. İşte böyle adil yargılayıp hak ettiği cezayı verirseniz o topluma kazandırabilirsiniz acaba. O zaman bizim talep etmemiz gereken şey düzgün bir infaz yasası. İnfaz yasasından öncelikle suçların süratle aydınlatılması. Yani önleyici kolluk. Bizde bir aydınlatılan suçlar var, bir de siyah sayılar dediğimiz aydınlatılmayan suçlar var. Onlar da çok sayıda. O yüzden toplum şunu görmeli. Bir suç işlendiği zaman bazen oluyor ya, hani 24 saat sonra failleri yakalanıyor. Ama bu çok istisnai oluyor. Dolayısıyla süratle aydınlatma, işte yani acı bir olay ama Narin'in olayında herkes ne diyor? Bu olay aydınlanmayacak galiba diyor. Tabii ki manipülasyonlar yapılıyor. Yani bunlar hepsi güven
Hocam narin olayı çok enteresan. Şu bir hukukçu olarak hazırlık soruşturması gizlidir. Ama biz hazırlık soruşturmasındaki her şeyi her gece haberlerde dinledik. İşte siz devletin kurumları olarak kuralları ihlal ederseniz sonra insanlara dönüyorsunuz diyorsunuz siz kurallara uyun ben uymayacağım. Yani hukuk devleti böyle yaşıyor. Nasıl sızıyor o bilgiler? Herkes nasıl sızdığını biliyor, niçin sızdığını da biliyor. Çünkü soruşturmanın gizliliği diye bir yani suç da var, bir ilke de var. Bu niye? Deliller karartılmasın. Karartılmasın yani. Ve de aslında belki bazıları suçsuz çıkacak, şimdiden lekelenmesin diye. Ama orada dikkat ederseniz bir ikrar bilinçli olarak belki de saldırıldı. Aa herkes ne dedi? Onun üzerinden bir yorum yaptı. Halbuki orada organize bir yapı var. O organize yapı onu ne yapıyor görüyor. Ha o öyle konuşmuş. Belki de bu bir iletişim aracı olarak kullanıldı. Ve belli bir yere geliyor soruşturma. Sonra birdenbire başka bir belge sızdırılıyor. Bu sefer herkes başka yere yönlendiriliyor. Öyle olunca herkes ne düşünüyor? Galiba burada gerçeğe ulaşamayacağız. Daha şimdiden bir umutsuzluk başladı. Ama bu düzeltilebilir. Deliller etkili olarak toplanır. Kanundaki gibi iyi bir iddianame hazırlanırsa o zaman biz gerçeğe ulaşabileceğiz. Ama bu olayda maalesef bir soruşturmada yapılmaması gereken bütün hatalar yapıldı. Ondan sonra da biz bu hatalardan sonra adil bir sonuç gerçeği beklemeye çalışıyoruz. Bu noktada özellikle altına çizmek istediğim bir şey var. Devleti yargıya güven kazanması için devletin kendi kurallarına yani kendi koyduğu kurallara uyması lazım. Özellikle de bu soruşturmalarda. Beklentileri biz çok yükseltiyoruz. Başka olaylarda olduğu gibi şimdi ismini vermek istemiyorum. Yükseltiyoruz. Sonra MASAK'tan bir rapor geldi. Dava içi boşmuş deniyor. Şimdi burada vatandaş her gün benzeri olayları yaşadığı zaman o zaman hukuka duyulması gereken güven sarsılıyor, sarsılıyor, sarsılıyor. Ve yok oluyor. Bu işte insanları suç işlemekten caydıracak ortamı da yok ediyor. Suç işlemekten caydırma bir psikolojik ortamdır. Nedir o? Devlet kurallarını etkili olarak uygular, aydınlatır. Ama bunlar olduğu zaman herkes demek ki yani bir kural uygulanmıyor. Etkili bir takip soruşturma yapılmıyor. O yüzden bizim bir an önce her şeyimizde amasız olarak hukukun ilkelerine dönmemiz lazım. Adli kolluğumuzu hukuk devletine yani siyaset şu anda yargıya ne kadar müdahale ettiğini görüyoruz. Siyaset yargıdan ve kolluktan elini çekmesi ve sadece hukukun gereklerini yapması lazım. Biz çünkü birçok olayda da bir bakıyoruz. Ne diyoruz? Ha Ekrem İmamoğlu siyasi nedenlerle mahkum edilecek. Türkiye'de bunu herkes söylüyor ve hiç kimse yani utanarak önüne bakmıyor. Yani bunu herkes biliyor. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Yani ahmak dedi diye bir söz yüzünden bir insanın siyasi hayatı ortadan kaldırılamaz. Üstelik de bakana demediğini herkes biliyor. Ama herkes bunu her gün televizyonlarda evet onun önünü kesecekler, siyasi bir karar verecekler. Bu kadar pervasızca konuşulabiliyor. Bunun anlamı ne demek? Evet, yargı siyasi amaçlar için de kullanılabilir, başka amaçlar için de kullanılabilir. Ondan sonra sokakta yani suç işlemek üzere olan insanlara siz nasıl bir mesaj veriyorsunuz? Ya bu yargıda her şey olabilir. Yeter ki uygun ortam ve uygun kişilerle irtibatın olursa hiçbir şey olmaz mesajını veriyorsunuz. İşte hapishaneyi dolduran bu yanlış mesajlardır. Doğru mesaj hukukun etkili olarak uygulanacağı, siyasi amaçlar için de kötüye kullanılmayacağı mesajıdır. Bu mesajınızı verdiği zaman asıl caydırıcılık o zaman olur. Peki hocam, bizi aydınlattınız. Teşekkür ederim. Ufkunuzu açtınız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İlk ders zili her yıl olduğu gibi bu yıl da tartışmalar eşliğinde çaldı. Karneyi, yeni müfredat polemiği ve balo yasağıyla alan öğrenciler açılışı ise ilk olarak İsrail'in Filistin soykırımı dersiyle yaptı.
Yeni müfredatı bir haftalık seminerle kavramaya çalışan idareci ve öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bulmacasını çözmeye çalışıyorlar. Bu arada okullardaki temizlik personeli sorunu da tartışmalı bir formülle çözüldü. Okullarda temizliğin de öğrenciler ve veliler tarafından üstlenilmesi bekleniyor. Bütçesinde eğitime yeteri kadar pay ayırmayan iktidar, okul müdürlerinden göstere göstere değil, el altından bağış toplayın mesajı veriyor. Eğitimin ideoloji savaşlarına döndüğü ülkede evde eğitim daha mı yararlı sorusu ilk haftadan konuşulmaya başlandı. Toplumun büyük kesimi bu formüle tepki gösterip CHP'li belediyeler temizlik sorununa el atınca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da 30 bin personelin göreve başladığı duyurusu geldi. İdareci, öğretmen, öğrenci ve velilerde anksiyeteye yol açan yeni eğitim yılında acaba daha ne gibi krizler bekleniyor? Eğitimci Sevinç Atabay'la konuşacağız. Sevinç Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni öğretim yılı büyük sorunlarla başladı. Evet. Türkiye'de şu anda iki tane kurum tartışılıyor aslında. Birisi Adalet Bakanlığı, birisi Milli Eğitim evet. Bakanlığı. Hep böyle miydi? Biz yeni mi fark ettik? Yoksa bu yeni gelen, yani yeni yılda daha mı çok sorunla başladık eğitime? Ben 45 yıllık bir eğitimciyim. Şimdi bu dönüp bakıyorum sizin bu sorunuz doğrultusunda. Son yıllarda daha çok konuşur olduk. Niye? Niye? Çünkü ülkenin içinde bulunduğu ekonomik problem doğal olarak hem eğitime hem sağlığa yansıyor. Ve adalette az önce işte hocamla konuştuğunuz gibi pek çok sorunla karşımızda duruyor. Bu yıl daha çok konuştuk. Neden? Aslında programa gelmeden önce rakamlarla kendime bir güncelleyeyim istedim. Baktım. Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçe hala gayri safi yıllık hasıla içerisinde önemli bir paya sahip. Ama daha önceki yıllarda bütçe daha fazla olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan pay her zaman çok yüksekti, daha yüksekti. Ama mevcut enflasyonla birlikte ayrılan bütçe yetmez oldu. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı yani elinde para var ve yapmıyor değil. Zaten bütçesi yetersiz. Ama hocam bütçe yetersiz diye de şimdi benim çocukluğumda evet. Hademe diye bir kavram tabii vardı. Ki. Hiç unutmuyorum. Yaşıyorsa kulaklığı çınlasın, öldüyse Allah rahmet eylesin. Mustafa Leylek diye. Ve hepimiz Mustafa amca, Mustafa amca diye koşturduk peşinden. Tabii ki. Bütün koridorlarda vardı üstelik. Evet. Ve bir okul için en önemli şey hademe dediğimiz ya da şimdiki ismiyle temizlik görevlisi dediğimiz erkek ya da kadın her kimse çocukların sağlığıyla ilgili bir durum. Şimdi o kadar bizim için tehdit bir durum söz konusu ki kış geliyor. Zaten sağlık problemleri var ve bu çocukların sağlıksız, hijyeni olmayan ortamlarda okula devam ediyor olmaları ve bir teneffüsü düşünün. Zaten okullar kalabalık, devlet okulları. O çocuklar kattaki bir ya da iki tuvaleti kullanacaklar ve bir de koşup teneffüs yapacaklar. Sonrasında temizlenemiyor. Benim de edindiğim bilgilerle anneler gidip temizliyorlar, paylaşmışlar. Bir kısım anne temizlik malzemesini alıyor, bir kısım anne gidip okulunu temizliyor. Ne yapsın çocuğun eğitimi için? Şimdi biz günlerdir bu temizlik konusunu görüşürken, işte bağış alınsın mı alınmasın mı? Ama ne yapacak okul müdürü? Bir temizlik elemanı yok, bir bütçe yok. Almak elbette zorunda. Ki, yani ne yapacak? Çocukların sağlıksız ortamda okula devam etmeleri mümkün değil. Fakat bugünkü sayıyı söylüyorum, yani bu sayıları TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistik rakamlarından söylüyorum. 1 milyon 700 bin çocuk da aç gitti bugün okula. Temizlik yok. Okula aç gittiler. Karınları doymuyor. Aç bir çocuğun öğrenme ihtimali var mı? Yine çocukluğumuzdan hatırla değil mi? Biz mutlaka evden kahvaltı yapıp çıkardık. Hocam benim çocukluğumda temelinde. Ben poğaça ve süt dağıtıldığını okullarım, evet, evet. Uzun evet. Teneffüs diye bir şey vardı. Elbette, sıraya girerdik. Çok iyi hatırlıyorsunuz. Süt ve poğaça. Tabii ki. Ve bize veriliyordu onlar. O zaman da bu ülke çok varlıklı bir ülke değildi. Her zaman gelişmekte olan bir ülkeydik biz. Ve biz okulda çok iyi hatırlıyorsunuz poğaça, süt mutlaka geliyordu. Ve biz tok gitmiş olmamıza rağmen yiyorduk. Karnımızı doyuruyorduk. Şimdi bakın. Yine TÜİK'in rakamlarını konuşalım. Ne kadar tartışmalı olsa da o rakamlar üzerinden gidelim. UNICEF Türkiye'nin yeni yayınlanan bir raporu. İstatistiklerle çocuk 2023. Türkiye'de 0-18 yaş arası çocuk dediğimiz sayı 22 milyon 206 bin. Bu çocukların 7 milyon 34 bini yoksulluk içerisinde.
Yine bizim dönemimizden atıp biz derin yoksulluk diye bir kavram bilmiyorduk. Orta direk, dar gelirli biliyorduk. Şimdi derin yoksulluk, yani yoksulluğu tanımlamak artık o kadar zorlaştı ki derin yoksulluk. 7 milyon 34 bin çocuk aslında aç gidiyor. Dahası bugün, dün Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerini yayınladı. Kendi istatistiklerinde söylüyor. 1 milyon ortaöğretim çocuğu okulu terk etti. Az önce hocam söyledi. Çocuk suç oranı Türkiye'de. Bu 1 milyon çocuk nerede? Biz takip edemiyoruz ama e-okul kayıtlarında o çocuklar okulda görünüyorlar. Ama değiller onlar okulda. 1 milyon çocuk 11 yaşa düştü uyuşturucu kullanımı okullarda. Temizlik personeli yok, güvenlik personeli yok. Birçok okullarda özellikle dezavantajlı bölgelere gittiğimizde okul müdürleri okulların kapısına demir kapı yaptırıp içeriden kilitletiyorlar. Bir güvenlik sağlamaya çalışıyorlar. O müdürleri de takdir ediyorum çocuğun güvenliğini sağlamaya çalıştığı için. Şimdi bu rakamlara baktığımızda 1 milyon 700 bin çocuk okula aç gidiyor. 1 milyon çocuk okulu terk etti ve yine aynı istatistiklerden söylüyorum ki hani bu rakamları nereden Sevinç Hoca buldu? Milli Eğitim Bakanlığı 5 çocuktan ikisi liseyi bitiremiyor. Ve dönüyoruz biz ülkemizde. Yine 5 üniversite mezunundan bir çocuğumuz da yurt dışına gidiyor. Kim o çocuk? En iyi üniversiteden ve en donanımlı olan. Yani nitelikli insan gücümüzü de kaybediyoruz. Peki ne olacak? Temizlik sorunuyla uğraşıyoruz. Okulu terk eden çocuklar, aç çocuklar, dahası yine aynı istatistiklerde 0-4 yaş arasında bu beslenme sıkıntısından dolayı çocukların %6'sı bodur Türkiye'de. Göç aldık, demografimiz değişiyor. Açlık yüzünden bodur bir gençlik gelmeye başlıyor. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. 101. yılında Türk gençliğine emanet eden bir Atatürk vardı bu ülkeyi. Biz terk eden gençler, okumayan gençler, genetik olarak bir bozukluk ve demografik olarak bir sıkıntı içindeki bir gençlikle baş etmeye çalışacağız. Yine bir istatistik söylemek istiyorum size. Öğrenme yoksuluz, açız. Bir de öğrenme yoksuluyuz biz. Ne demek bu? Bu kavramı ben çok sık kullanıyorum. Çünkü dünya literatüründe olan bir kavram. 10 yaşına gelmiş. Okuma yazma bilmeyen okula gider çocuk vardı. 24'ü ya okuyamıyor 100 çocuktan 4'te çok biri. Çok yüksek oran. Çok büyük. Ya okuyamıyor ya okuduğunu anlamıyor. Ve bu çocuklar sistem içerisinde sınıfta kalma olmadığı için. Hatırlayın. Biz notlar, değerlendirmeler, çünkü ölçme değerlendirme diye bir şey vardır öğrendiklerimizi. Hiç bunlar olmuyor. Sonunda üniversite sınavına geliyor. Başlıyoruz istatistiklere yine. Ne diyoruz? 40 Türkçe sorusundan 4 ortalama. 20 tane matematik sorusunda 2. Yani eğitimsiz bir toplum, oysa en genç nüfusa sahip bir toplumuz. Bakın nüfusumuzun 22.206. Tabii bu rakamları kesin, çünkü her gün değişen rakamlar bunlar. 22.206 demek 0 ile 18 yaş arası çocuk. Ve biz okutamıyoruz bu gençlerimizi. Peki oysa, ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi bakın, bir eğitim sistemi, az önce tanıtım filminde de gördük. İktidardan iktidara değişmez. İdeolojik olmaz. Dünyanın her yerinde, ben birçok yerde görev yaptım. Dünyanın farklı ülkelerinde de görev yaptım. İktidardan iktidara değişen bir eğitim sistemi yok. Adı üstünde. Bak, Milli Eğitim Bakanlığı. Değil mi? Bir o, bir de Milli Savunma Bakanlığı. Yani milli olmak zorunda. Ulusal değerlerle olmak zorunda. Elbette toplumun değerleri var. Bu ülkenin kültürel kodları var. Bizler öyle yetiştik, öyle de devam etsin. Bu ülke Cumhuriyet'in ilk yıllarında bütün yokluk içerisinde köylerine okul açmış bir ülke. Biz ise son yıllarda köy okullarını kapattık. Taşımalı sisteme geçtik. Şimdi yine bütçe yetersizliğinden dolayı taşımalı sisteme son verildi. Peki nasıl gidecek bu çocuklar? Gitmiyorlar zaten. Gitmiyor işte, bu 1 milyon çocuk nereden çıktı? Niye kapattık o yoku? Çocuk kalmadı. Peki çocuk kalmadıysa kimi taşıyordunuz? Diğer okulları nereye? Şimdi ulusal bir eğitim programı olmak zorunda bir. İki, her yüzyılın ihtiyaçları var. Nietzsche'nin çok güzel bir sözü vardır. Der ki Nietzsche, her nesil kendi şarkısıyla gelir. Bu nesil teknoloji şarkısıyla geldi. Eğer bu ülke eğitim sistemi içerisinde teknoloji temelli bir eğitime girmezse, bilimsel temelli bir eğitime girmezsek, yani böyle gereksiz, tabii ki toplumun değerlerine son derece saygılıyız.
onları öğrensinler. Ama bu ülkenin sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasının temelinde teknoloji var. Biz hala teknoloji tüketen bir ülkeyiz. Teknoloji üretemiyoruz. Bu kadar genci olan bir ülke teknoloji temelini kaldıraç olarak kullanmak zorunda ve teknolojiyle. Bir örnek vermek istiyorum. İngiltere hepimiz işte biliyoruz dilini en çok kullanan ülke. Ve İngiltere'de ulusal eğitim programında diyor ki hiçbir iktidar değiştiremiyor, kraliyet dahi bunu böyle yapın diyemiyor. Anaokulundan lise son sınıfa kadar çocukları okutulacak bütün kitaplarda toplam kelime sayısı 70 bin olmak zorunda diyor. Kitaplar öyle hazırlanacak. Çünkü dil bilimine göre %10'u kalıyor. Yani bir İngiliz, sıradan bir İngiliz, devlet okuluna gitmiş bir İngiliz 70 bin kelimeye maruz kalıyor, 7 binini kullanıyor. Japonya'da bu 35 bin. Türkiye'de? %100'de öleyim. 7 bin maruz kalıyor. %10'u ne kalıyor? 700 kalıyor. Onun da birazı aynen şey değil mi? O kelimelerle. Ne? 700 kelime. Ve zaten 10 yaşına gelmiş 100 çocuktan 4'te biri okuduğunu anlamıyor. Biz nasıl birbirimizi anlayacağız? Eğitim sistemi asla ideolojik olmamalı. Eğitim sistemi ülkenin ihtiyaçları, çağın ihtiyaçları doğrultusunda. Pazar günü Hüseyin Çelik konuğumdu benim. İzledim. Dedi ki Türkiye'de iki şey çok sık değişir iktidarlarla. Birisi Milli Eğitim Politikası dedi, birisi evet. de İçişleri Bakanlığı evet. dedi. Ama Milli Eğitim'in dedi, hep ideolojikti Milli Eğitim dedi. Evet. Yani sistem böyle kurulmuş dedi. Ülkenin bir ideolojisi olur eğitimde. O da nedir? İyi vatandaş. Ülkesini seven, bayrağını seven, toprağını seven insan yetiştirmek. Bu dünyanın tüm ülkelerinde böyledir. Değil mi? Her ülkenin bir ulusal marşı vardır. Her ülkenin bir kendi dili vardır. Hiç tartışmaz bunu. Biz onu bile tartışır noktalara geldik. Dolayısıyla bu ülkenin, Türkiye'nin en büyük ihtiyacı ulusal bir eğitim programı. İktidardan iktidara değişmeyecek olan ve teknoloji temelini ve bilimsel temeli almış olan. Şimdi bakın. Yeni müfredatla ilgili tartışmalar oldu. Şu konu çıktı, bu konu girdi. Şimdi siz ya da ben, siz de bir sosyal bilimcisiniz, hukuk okudunuz. Ben de eğitim sosyal. İntegral çıktı diye günlerce bu tartışıldı. Ben izledim ve dedim ki gereksiz bir tartışma yapıyorsunuz. Ne çıktı değil, ne arttırıldı ona bakalım. Ne girdi? Ne arttırıldı? Yani integralin bizim bir sosyal bilimci olarak hayatımızdan çıkması bizi çok etkilemeyebilir ama matematik, fizik ya da fen bilimlerindekiler için bizim için önemli olan yeni yüzyılın, bu çağın ihtiyacı olan sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesi. Artık her yerden öğrenebiliriz. Bakın evde okul tartışması gündeme geliyor. Ben liseye gelmiş çocukların çok yakın bir zamanda okula gitmeyeceği, yani Covid'den sonra online eğitim. Hocam zaten hepsi uzaktan lise evet, bitirmeye evet, çalışıyor. Evet, evet. Online eğitim ama anaokulu, ilkokul ve ortaokul çocuğunun en doğal ortamı ve sosyal duygusal becerilerinin geliştiği yer okuldur. Ben şuna inananlardanım. Hı hı. Mesela üniversite eğitimi sadece insana bir meslek kazandırmaz. O bir nosyondur. Üniversitede arkadaşlarınızla ilişki, sosyal Tabii. ilişki, işte gördüğünüz yeni şeyler, okuduklarınız, Tabii. dünya. O bir nosyondur aslında. Dolayısıyla ben bütün öğrencilerin okula gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Çünkü okul ortamı doğal ortamdır ve sizin asıl kendi kişiliğinizin gelişmesine okul eşitsinizdir. Mesela bu formalar kalktı. Biz işte siyah önlük, beyaz yaka. İyiydi. Neden? Eşittik orada biz. Hangi aile ortamından gelirsiniz gelin, sınıf ortamında siz eşitsiniz. Bugün yine İngiltere'den örnek vereyim, hiçbir forma kalkmadı. Hala formayla gidiliyor. İstese özgürlükler ülkesi değil mi kaldırır? Hayır. Bakın bazı şeylerin insan gelişimi üzerinde etkileri vardır. Bunlar değişmiyor. Çok önemli bir fütürist var, Michio Kaku. Japon asıllı Amerikalı. Onun çok önemli bir sözü vardır. Diyor ki, yapay zeka birçok işi yapabilecek. Bu toplum 5.0'da biliyorsunuz. İşte teknoloji insanın yerine değil, insanın yanına gelecek. Ama öğretmenlerin rolü değişmeyecek. Nerede? Anaokul, ilkokul ve ortaokulda. Size söylediğiniz gibi. Okul olmadan, çünkü ister sosyoekonomik olarak iyi bir ailede olun. Orada koşulsuz bir sevgi var. Çocuk, değil mi? En önemli odak noktası. Ailelerin projeleri oluyor o çocuk. Hayallerindeki çocuk. Sosyoekonomik olarak hiç İyi durumda olmayan dezavantajlı aile de çocuğuyla hiç ilgilenmiyor. Her ikisinin de ihtiyacı okul. Hocam gelişim zaten için. Toplumsallaşmayı okulda öğreniyoruz Elbette. Aslında. Her şey okulda öğreniyoruz. Yani. Başarı, başarısızlık, arkadaşlık.
Değil mi? Konuştuklarımızdan anladığım iki tane şey önemli. Bir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi arttırılmalı. İki, artık milli bir eğitim politikası olmalı ve bu iktidarlara göre değişmemeli. Herkes bilmeli ki benim çocuğum bu milli eğitim müfredatıyla yetişecek. Ve temel dersler vardı. Evet. Kendi dilin Türkçe, matematik olmazsa olmaz. Matematik aslında rakamlar değil, bir düşünme sistemidir. İyi matematik öğretilir. İntegral de o yüzden önemlidir. Evet, onun için önemlidir. Matematik olmadan olmaz. Ve elbette ki bir tarih, kendi tarihini çok iyi bilmesi gerekir bir öğrenci. Peki hocam. Ufkumuzu açtınız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Çok şey öğrendik. Sağ olun. Sağ olun. Özgür Özel'in genel başkanlığında yerel seçimlerden tarihi bir zaferle çıkan CHP, anketlere göre iktidar yürüyüşünde emin adımlarla ilerliyor. Özel ve yenilenen CHP ekibine sokakta ve meydanlarda verilen destek, parti dışından ve içinden birilerini pek de ikna etmiş görünmüyor. CHP'de sürekli altına odun atılan kazan kaynamaya devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel yeni pencereler açarak kazandan yükselen buharları dağıtmaya çabalarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kazanı kaldıralım çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalar hakkında konuşan Yavaş, tahrik edici açıklamalar yapılıyor. Gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı. Ama susturulmaları gerekiyor. Çok çok rahatsızım dedi. Küskün, kırgın, görev bekliyor söylentileriyle adına köşe köşe psikanalizler yapılan Yavaş, son olarak ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette Cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız, dedi. Yavaş'ın açıklamaları fitne ateşini söndürür mü, daha da harlar mı? Siyasal bilinci doçent doktor Onur Alp Yılmaz'a soruyoruz. Onur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizin işleriniz çok tabii. Türkiye'de siyasal tartışmalar hiç bitmiyor. Evet. Biz niye Cumhuriyet Halk Partisi tartışıyoruz? Bunun tabii iki boyutu var. Bu aslında yani homojen bir şey olarak değerlendirmemek lazım bunu. Birincisi elbette eşyanın tabiatı gereği Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi rakibi olarak AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç tartışmaları körüklüyor. Ancak Armağan Bey, burada bir şey atlamamak lazım. Ben bunu hep vurgularım. Bunu Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilere sunum yaparken de vurgularım. Hiçbir siyasi aktör olmayan bir tartışmayı kaşıyamaz. Yani hatırlayalım, 2023 seçimleri öncesinde AK Parti uzun bir süre boyunca, neredeyse 2020 ve 2023 yılları arasında 3 yıl boyunca muhalefetin adayının kim olacağını tartıştırarak Türkiye'nin gerçek gündemlerinden muhalefeti uzaklaştırmakta başarılı oldu. Ama bu olmayan bir tartışma üzerinden miydi? Hayır, herkes biliyordu ki Sayın Yavaş, Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir aslında adaylığa talip olma noktasında rekabet vardı. Ve iktidar zaten olan bu rekabeti kaşımayı tercih etti. O yüzden az önce ifade ettiğim gibi olmayan bir şeyi siyasi rakibinizin kaşıması, gündeme getirmesi, sizi tartıştırması çok mümkün değil. Ama siz böyle bir eğilim olduğunu parti içinde gösterirseniz siyasi rakibiniz de elbette sizin yumuşak karnınıza salvolar sallayacaktır. Bu aslında siyasetin doğası gereğidir. O yüzden Sayın Yavaş'ın burada ifade ettiği şey çok da böyle hani olmayan bir sürecin başkaları tarafından parlatılması gibi algılanmamalı. Şimdi burada sadece rakip partinin ana muhalefet partisinin yumuşak karnını kaşıması değil, bence bu tartışmalar Türkiye'de en çok haber kanallarındaki yorumcular aracılığıyla çıkıyor. Mutlaka. Ve o zaman onlar da birilerinin adamı mı? Muhakkak yani hepsi için söylemem tabii bunu, ayırmak lazım. Ama günün sonunda Türkiye'de bildiğiniz üzere artık özellikle bu patronlu medya meselesi çok tartışılır bu zaten. 1970'lerin sonundan beri başlayan bu trend tüm dünyada olduğu gibi aslında bu taraftarlık işini de ciddi şekilde arttırdı. Bu Türkiye'de siyasetin finansmanıyla da alakalı bir şey aslında. Ama şu var, dünyanın her yerinde bu işler açık oluyor. Yani siz hangi gazetecinin kime yakın olduğunu, İşte televizyona çıkan herhangi bir kamusal figürün kime yakın olduğunu biliyorsunuz. Ama Türkiye'de de biliyoruz. Türkiye'de de biliyorsunuz ama bunların arasındaki maddi ilişkiler
çok bilinmiyor. Bu Batı'da, özellikle Amerika'da daha açık ve şeffaf olarak ilerletilen bir şey. Çünkü orada lobicilik bizde olduğu gibi karikatürize bir kavram değil. Tamamıyla siz de bir hukukçu olarak biliyorsunuz. Bu aslında hukuka dair olan bir şey. O yüzden bu şekilde algılanmıyor. Bizde biraz daha aslında kaçak dövüşülüyor bu bağlamda. Yani daha tarafsız konuşuyormuş gibi taraflı konuşmalar görüyoruz. Bu yüzden aslında bu tartışmalar, tabii günün sonunda şu var, bu tartışmanın tarafları, büyük ölçekteki taraftarları kimin kime yakın olduğunu bildikleri için bu noktada Mansur Bey'in yaptığı gibi serzenişlerde bulunabiliyorlar. Onur Bey, anlattıklarınızdan şunu söyleyebilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunları idare etmekte, tırnak içinde söylüyorum, yetersiz kalıyor. Yani burada da bir idare edememe durumu yok mu sizce? Şimdi burada tabii şuna bakmak lazım. Yine Mansur Bey özelinden gidelim. Az önce VTR'nizde olduğu için söyleyeceğim bunu. Diyor ki ben çok rahatsızım. Bu tür tartışmalar yapılmamalı. Şimdi birincisi bu tartışma kendi doğal seyrinin içinde başlamış bir tartışma değil. Bir şey hatırlatmak isterim. Sayın Mansur Yavaş, tam cümleleriyle söyleyeyim. Kurultaydan önce, yani tüzük kurultayından önce Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında biliyorsunuz danışma kurullarını topladı Cumhuriyet Halk Partisi ve orada tüzüğe dair öneriler aldı her örgütten. Ve burada şunu söyledi. Sayın Özgür Özel de o toplantıda vardı. Yani genel başkanın olduğu bir toplantıda şunu söyledi. HDP ve Hüdapar'ı kastederek. Milli bayramlarımız kutlanıyor. Kutlamayan iki tane parti var. Eğer biz milli bayramlarımızda, dini bayramlarımızda ortaklaşamıyorsak burada bir sorun vardır. Ben bu iki partiyle aramıza mesafe koyulması gerektiğini düşünüyorum dedi. Şimdi bu bir. İkincisi, Sayın İmamoğlu'na biliyorsunuz kurultayda bir serzeniş oldu. Hem parti yönetimine hem Sayın İmamoğlu'na. Ardından yaptığı konuşmada şunu söyledi. İstiklal Marşımızla, bayrağımızla problemi olanlarla mutlaka araya mesafe koyulmalıdır. Bunların Yunan kazansın diyenlerden hiçbir farkı yok. Yani burada yine HDP ve Hüdapar'ı kastettiği zaten aşikar. Şimdi bu ne demek? Sayın Mansur Yavaş aslında burada partisinin söyleminden çok büyük ölçüde farklılaşan, majör olarak farklılaşan, özellikle HDP meselesinde bir söylem ortaya koyuyor. Şimdi bu olunca elbette her yorumcu, işte bu işlere kafa yoran herkes diyor ki acaba Mansur Bey adaylığı için farklı bir zemin mi yaratmaya çalışıyor? Ya da başka bir ifadeyle geçen dönem Sinan Oğan'ın HDP ve Hüdapar'ı bir arada değerlendirerek, onu karşısına alarak aldığı %6'ya yakın oyla alakalı bir tasarrufta mı bulunuyor? Acaba oraya doğru bir açılım mı yapıyor? Ya da başka bir ifadeyle Cumhuriyet Halk Partisi kendisine aday yapmazsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile kurduğu ilişkiyi ortaya koyup, bundan rahatsız olduğunu ifade edip adaylık için başka bir yol mu tercih edecek sorusu haklı olarak insanların aklına geliyor. Bu yüzden eğer ki siz bu tartışmalardan rahatsız olduğunuzu söylüyorsanız, söylemlerinize de dikkat etmek zorundasınız. Bakın yine aynı açıklamayı yaptıktan sonra, yani ben bunlardan rahatsızım dedikten... Ama bir daha bu konuda konuşmayacağım dedi Mansur Bey. Hemen sonra, tamam, ama birkaç gün sonra çıktı, hatırlıyorsunuz ben bunlardan rahatsızım dedi, bir basın toplantısı yaptı. Hemen ardından çıktı, ne dedi? Partim aday yaparsa inşallah dedi, aday olacağız ve bu seçimleri kazanacağız. Şimdi, ama bunu söylemesinden daha doğal ne olabilir? Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi içindeki herkes söyleyebilir. Bir de mesela anlamadığım şey şu... Üçüncü bir aday çıkamaz mı canım Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden? Dördüncü bir aday çıkamaz mı? Tabii ki bu parti kararıysa elbette çıkabilir. Ama öbür taraftan şu var. Parti kaç adayla gitmek istiyor? Bir, bu sorunun cevabını bilmiyoruz. İkincisi, bunu parti üst yönetimleriyle konuşmakla bunu toplumsallaştırmak arasında siyasal olarak çok büyük fark var. Mesela Onur Bey, niye şunu konuşmuyoruz? Şimdi biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki tane görünen, evet, belki de görmediğimiz bir kişi de 3-4 aday var. Biliyoruz. Ama AK Parti'de Sayın Erdoğan'dan sonra kim aday olacak? Büyük belirsizlik. Hiç bunu konuşmuyoruz. Çünkü burada aslında olan şey şu. Onların doğal bir adayı var mevcut durumda. Sayın Cumhurbaşkanı. Ama eğer erken seçim olmazsa bir kez daha aday olamıyor. Evet, ama bu tartışmayı orada görmüyoruz. Çünkü orada bir liderlik ya da orada bunu yönetecek bir kapasite ya da orada zaten bir kişinin söylediğinin üstüne söz söylenmeyecek bir durum var. Bu tarafta ise daha ziyade siyasal rekabetin öne çıktığı bir durumla karşı karşıya. Hangisi daha demokratik? Şimdi tabii ki elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan daha demokratik. Ama mesele şu. Şimdi ilkesel olarak demokrasiyi savunmakla sizi iktidara getirecek formül arasında fark var. Şimdi iktidar yıllardır bir şey kaşıyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsa dahi iç kavgalardan kaynaklı olarak Türkiye'yi yönetemez. Şimdi siz bu tür... ne diyelim, tartışma görüntüsüyle seçmenlerin önüne gittiğinizde iktidarın bu algısını beslemiş oluyorsunuz. Bakın geçen altılı masa sürecinde, size bir şey hatırlatayım.
devlet televizyonu dahil olmak üzere iktidara yakın olan bütün televizyon kanalları 1990'ların koalisyon görüntülerini hatırlatmak üzere belgeseller yaptılar. Niye? Çünkü o masa çok başlıydı, çok aktörlüydü. Bunu vurgulamak için yaptılar. Bunu zaten belgesellerin içinde bir paralellik kuruluyordu altılı masayla. Şimdi bugün de siz bu görüntüyü verirseniz, yani birçok aktör birbiriyle çatışıyor görüntüsünü verirseniz, iktidarın tam da bu algısına hizmet etmiş olursunuz. Yani o yüzden sizin ilkesel olarak demokratik olmanızla sizi iktidara getirecek formül arasında fark var. Çok karışık. Aslında çok karışık değil. Ya bana karışık geliyor, bilmiyorum. Şöyle ifade edeyim Armağan Bey, her toplumun kendi hafızaları ve travmaları vardır. 90'lar öyle bir dönem ki siz tabii çok daha iyi hatırlayacaksınız. 11 tane koalisyonun da kurulduğu bir dönemden bahsediyoruz. 11 tane koalisyon hükümeti. Evet ama şimdi de koalisyon tarafından yönetiliyoruz ama adı koalisyon değil. Evet öyle ama günün sonunda seçmen algısında bunun nasıl cereyan ettiği. Üstelik şimdi ya bu sistemle tek bir partinin yönetmesi bu ülkeye imkansıza yakın. Kesinlikle öyle. Ben hatta buna şöyle o yüzden diyordum. Türkiye ufak partiler cennet haline döndü. Doğru. Çünkü birisi aman ben de oradan %1'imi satıp iktidarı ortak olabilir miyim derdinde. Tam olarak böyle. Hatta ben buna şöyle diyorum. Meselenin İngilizcesini yani koalisyonu beğenmeyip meselenin Arapçasını ittifakı getirdiler diyorum. Ama günün sonunda şu önemli. Yani mesela benim gibi bir kamuoyu araştırmacısı için önemli olan nokta şu. Seçmen bunu nasıl algılıyor? İktidarın zaten medya üzerindeki hegemonyasını biliyoruz. İktidarın toplumun büyük bölümleriyle duygusal bağını daha kuvvetli kurduğunu, çünkü kimliksel olarak baktığımızda daha güçlü olarak oraya bir mesaj verebildiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden sizin burada minimum hata yapmanız lazım. Ve toplumun travmalarına yönelik ya da toplumun travmalarını kaşıyacak meselelerden uzak durmanız gerekiyor. O yüzden şunu söylüyorum, yani sizin demokratik görünmenizle sizi iktidara götürecek formül arasında fark olabilir. Yani söylemeye çalıştığım şey daha ziyade bu. Anladım. İnşallah herkes ne bileyim bir yolunu bulacak yani. Ya şöyle tabii burada aslında başka bir yol yok mu diye. Bir de çok erken değil mi bütün bunları konuşmak? %100 öyle. Kesinlikle öyle ama. Ya geçen sefer adaylarını açıklamakta çok geç kaldılar. Evet. Şimdi de çok erken değil mi bütün bunları tartışmak? Kesinlikle öyle. Yani Türkiye'nin çok daha başka gündemleri var, siz de biliyorsunuz. Az önce konuşuldu bir tanesi, eğitim. Ekonomi benzer şekilde birazdan Selçuk Hoca ile konuşacaksınız. Yani dolayısıyla bu gündemleri konuşmak varken buralara gelmek, kesinlikle size katılıyorum, hiç doğru değil. Ve tabii öbür taraftan şu da var. Burada bir uzlaşma çıkabilir mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin aslında bu süreci yönetmek istiyorsa yapması gereken temel şeylerden biri de belki bu. Yani Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş, iki tane adaylık iddiası olan isim arasında bir uzlaşma formülü bulunabilir mi? Yani örneğin... Mesela ikisinin ağzından da ben adayım cümlesini de duymadık ayrıca. Sadece ikisi de şunu söylüyor. Partim aday gösterirse tabii ki olurum. Ama ben adayım demiyor. Evet ama yani günün sonunda burada bir rekabet olduğu gerçeğini de değiştirmiyor bunu. Bir şey söyleyeceğim. Bunu belki de gerçekten yine haber programlarında tartışan insanlar yarattı. Bilmiyorum bir rekabet var mı? Ya rekabet olduğu çok açık. Az önce de ifade ettim zaten. Mansur Bey'in bu açıklamaları yapmasının bir sebebi de elbette parti içine seslenmek. Dolayısıyla burada önemli olan şey şu. Buradan bir uzlaşma çıkabilir mi? Şimdi Armağan Bey çok başındayız bu meselenin. Daha fazla süreç yakınlaştıkça bu bir kavgaya dönüşebilir ve az önce söylediğim o kavga görüntüsü seçmenleri çok fazla rahatsız eder. Yani ülkeyi yönetemeyeceği algısını yaratır seçmenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü biz şunu görüyoruz. Şu an seçmenler şunu yapmış. Dörtlüleri yakmışlar. Çok ciddi bir sayıda insan bu. Kenara geçmişler ve böyle gözlemliyorlar. Yani AK Parti'den çok ciddi bir kopuş var. AK Parti'den ciddi bir kopuş olmasının ötesinde şu var. Bugün bizim yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz. İnsanlara mevcut iktidar Türkiye'yi yönetebiliyor mu dediğimizde AK Parti seçmeni dahil olmak üzere bir konuda mutabıklılar. Bu iktidar Türkiye'yi yönetemiyor. Ama şu noktaya gelmemişler. CHP bu ülkeyi yönetebilir mi sorusunun cevabı hala evet değil. Ben 58 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Ne olacağını söyleyeyim şimdi siz anlatınca. Ne o aday olacak, ne o aday olacak. Üçüncü bir yol, ben hiçbirisini yapmadım. Yeni bir aday çıkacak. Bir sürede o tartışılacak belli ki. Göreceğiz onu. Geldiğiniz için çok teşekkür, ben de çok ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok mersi. Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizin karşınızdayken hep kendim bir yarışmada gibi. Estağfurullah. Öyle bir heyecanla geliyorum. Estağfurullah. Selçuk Bey, bu kredi kartları borçlarının 60 ay vadelendirilmesi ve tüketici... Bu sıkı para politikasından vazgeçmek anlamına gelmiyor mu bir yandan da? Gelmiyor aslında. Sıkı para politikasını devam ettirmek, hatta daha da derinleştirmek anlamına geliyor. Sebebi şu,
Vatandaş zaten kredi kartı borçlusuydu. O kredi kartlarını bu tüketici kredileriyle ödeyecek. Vatandaşın sırtına bir kere onu yıkıyorlar. Bu arada diyorlar ki kredi kartını da kullanmayacaksın bu borçlar bitene kadar. Ha öyle mi? Tabii kredi kartları kullanılmıyor yani. Yani 60 aya bağladığınız zaman onu kapatıyor tabii, kredi kartı. Tabii. Belli bir seviyeye gelene kadar yani yarısını ödeyene kadar diyorlar ki kredi kartını kullanamazsın. Şimdi bu adamlar kredi kartını kullanarak zaten ayakta ve hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Onu patlattıkları için, onu ödeyemedikleri için zaten sıkıntı büyümüştü. Şimdi bu adamlara diyorsunuz ki hadi gel kardeşim bir de sana tüketici kredisi kitleyelim. Hem onu öde, hem onun kullanımını kapatmış ol. Bu sayede de artık hayatını hiçbir şekilde yaşayama. Çünkü TÜİK verilerine göre en son açıklanmıştı. İnsanların zorunlu gıdalar, zorunlu kiralama ve barınma, zorunlu ulaşım dışında bir harcamaları yok zaten. Kirayı krediyle ödemiyor, kredi kartıyla ödemiyor. Ulaştırmanın bir kısmını kredi kartıyla ödüyor. Büyük bir kısmını gıda harcaması için kullanıyordu. Giyim bile alamıyor insanlar. Dolayısıyla daha da sıkışacak iş. Ben de tersini düşünmüştüm. Dedim ki bu hani çünkü kredi kartı limit açmak demek. Evet. Tüketiciyi doğru harcamaya sevk etmek. Doğru. Demek. Normal koşullarda öyle. Ama bu öyle değil. Yani normal koşullarda siz gidip bu yasa dışında bir krediye başvurup o kredi çıkar ise çıkmaz biliyorsunuz. Kredi kartınız patladıysa tüketici kredisi alamazsınız zaten. O tüketici kredisini kendi bağımsız koşullarınızda almış olsanız ve kredi kartınızı kapatmış olsanız dediğiniz oluyor. Ama sonuç itibarıyla bu devletin çıkarttığı özel bir yasa ve diyor ki devlet bu yasayı çıkartırken al benim sana sağladığım tüketici kredisini kullan, buradaki kredi kartı borcunu kapat ama kredi kartını kullanamazsın, onu da kapatmış olacaksın. Bu tüketici kredisini doğru düzgün belli bir seviyeye seviyeye getirene kadar da bu kredi kartını kullanamayacaksın diyor. Benim anlamadığım şuymuş demek ki size kredi kartınızın borcunu kapatmak için tüketici kredisini veriyor. Evet. Ben ne sanıyorum biliyor musunuz? Ne? Şöyle sandım ben. İşte atıyorum 10 bin lira mı borcunuz var? Bunu evet. 60 aya bölüyor. Ayda şu kadar lira ödemen lazım diyor. Siz onu bir işte şeye bağlıyorsunuz. Evet. Sonra gidip her ay banka onu yatırıyorsunuz. Tabii bankalar böyle çok iyidir zaten. Çok iyi. Ben böyle anladım biliyor musunuz? Tabii tabii. Aynen sizin söylediğiniz gibi sevgi dolu, güzel insanlar, güzel şirketler, güzel kurumlar. Vallahi böyle anladım. Yok öyle. Salaklık bendeymiş. Estağfurullah. Öyle şey. Ama böyle anladım. Çünkü yapılandırma deyince, borç yapılandırma deyince, şimdi sizin kredi kartınıza borcunuz varsa, devlet onu yapılandırıyorsa, benim kafam öyle çalışıyor. Devlet yapılandırmıyor ama bankalar yapılandırıyor. Devlet bu yapılandırmanın önünü açıyor. Diyor ki bankaya, sen bu krediyi vereceksin, bu adam kredi kartını kapatacak, bu sayede bankaların da bilançoları düzelecek. Yıl sonuna kadar. Yani, yani diyor ki dışarıya hem, da güzel bir resim vereceksin. Hem bilançonu düzelt hem yeni kredi sat. Aynen öyle. Ha, tam çok güzel bir yere geldiniz. Ağzınıza sağlık ya. Yeni kredi sat. Ben size oranları da söyleyeyim mi yeni krediler? Belki biliyorsunuzdur ama yine hatırlatayım. 12 aylık kredi kullanırsanız, tüketici kredisi kullanırsanız ayda 11 bin lira ödeyeceksiniz. 17 bin 2 lira olan asgari ücret ortamında ve geriye 138 bin lira olarak ödeyeceksiniz onu. Bitmedi. 24 aylık bir ödeme yaparsanız 180 bin lira olarak ödüyorsunuz 7 bin liradan. Eğer ki 60 aylık bir ödeme yaparsanız, 100 bin liralık borç için konuşuyoruz bunu. Eğer ki 60 aylık bir ödeme yaparsanız da 300 bin lira olarak ödüyorsunuz. Bu arada kredi kartına daha önce ödediğiniz faiz giderlerini falan hiçbirini saymıyoruz. Heh, şunu da söyleyelim. O borcun içerisinde hani kredi kartındaki kapatılacak borç var ya, o borcun içerisinde sizin üst üste binmiş faizleriniz de var aslında. Bütün onları kapatıyorsunuz siz. Çünkü bunlar sorunlu alacaklar. O kredi kartları ödenememiş yani. Selçuk Bey, bu yasa ne kadar geçerli? Çok geçerli. Hayır, süre olarak atıyorum buna 3 ay içinde başvuru mu diyor, ne diyor? Onu bilmiyorum açıkçası. Ben de bakmadım. Ona bakmadım. Şimdi yalan da söylemeyeyim. Hani biliyormuş gibi de davranmayayım. Ben daha çok içeriğine baktım. Aslında çok büyük bir ayıp bu. Benim bu şeyi öğrenmem gerekirdi. Kaç aylığını ben olduğunu baktım, öğrenmem bilmiyorum. Gerekirdi. Bakmadım yani. Peki bir bilgi var mı? Mesela başvuruluyor mu yoksa... Başvuruluyor. Yoksa başvuruluyor. Boşa mı çıktı? Boşa mı çıktı derken? Yani hani boş yere mi bu yasa çıktı? Yok, başvuran çok olur buna. Esasen de şöyle bir açık belki da var. Zaman onu sordum için. Ben. Birkaç bankacı arkadaşa da sordum. Yani dedim ki bu illa batık kredi kartlarının alabileceği bir borç mu? Yani mesela ben
kredi kartımı normal bir şekilde ödüyorum. Bir sıkıntım yok ama mantıklı geldi bana. Yani 60 ayda evet 100 bin lira, 300 bin lira oluyor ama zaman kazanıyorum. Türkiye'deki enflasyonist ortamı da görüyorum. İleride bu paranın pul olacağının da farkındayım. O zaman kardeşim ben de atıyorum 100 bin lira borcum varsa bunu yapılandırabilir miyim diye sordum. Evet yapılandırabilirsin dediler. Ama aynı koşullar orada da geçerli. Yani yine kredi kartınızı kullanamıyorsunuz. Ha. Anlatabiliyor muyum? Burada bence ikinci seçeneği kullananlar daha çok olacak. Garipmiş. Yani mesela sizin hiçbir sorununuz yok kredi kartıyla ilgili. Sonuç itibariyle gideceksiniz, tüketici kredisi alacaksınız, borcunuzu kapatıp 60 aya yayacaksınız ve oraya ödemeniz gereken toplu parayı da o süreç içerisinde başka bir alanda kullanabileceksiniz. Bence büyük bir fırsat. Bir de bir yandan da harcama yapmanızı engelleyeceksiniz. Zorunlu tasarruf. O muhteşem. Özellikle eşinizin, çocuğunuzun falan harcamalarını kısmak için de muhteşem bir fikir olabilir bu yani. Yarın mı açıklanıyor? Evet. Ne bekliyorsunuz? 50'nin altında bekliyor piyasalar. Benim beklentimin önemi yok. TÜİK'in ne açıklayacağının önemi var. TÜİK artık biliyorsunuz matematik ve istatistik kullanarak hesaplama yapmadığı için, talimatlarla açıklama geldiği için 150'nin altında bir enflasyon gelirse şaşırmam ben. Siz aylık enflasyon ne bekliyorsunuz? İstanbul için %3'ün üstünde açıklandı. %3 aylık enflasyondu, doğru. %3.9 geldi. Yıllık enflasyonda %59 geldi. İstanbul için herhalde TÜİK %50'nin altına çekecekse %2 civarında bir aylık enflasyon gelmesi gerekiyor. Ha o kadar fütursuzca yaparlar mı bu işi onu bilmiyorum. Çünkü bütün bunlar da bize yıl sonu hedefinin çok da tutmayacağını gösteriyor galiba. Tutacak. Ama üst sınıra yakın tutacak. Tabii. Yani şöyle %40, %35 o civarlara getirirlerse TÜİK bu zaten yeterli. Armağan Beyciğim buradaki mesele ne biliyor musunuz? Enflasyonun düşük gösterilmesi en çok vatandaşı vuracak. En çok vatandaşı vuracak. Çünkü vatandaşın enflasyonu düşmüyor. Yani gerçek enflasyon dediğimiz enflasyon düşmüyor. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar diye bir şey var biliyorsunuz siz de. Yani devletin yaptığı, oluşturduğu fiyatlar, onun zammıyla oluşan fiyatlar, köprü zamlarına bakıyorsunuz bir yıl içerisinde %200'ün üzerine çıkmış. İşte diğer tüm harçlara, cezalara vesaireye bakıyorsunuz, orada da %150'ler vesaire görülüyor. Dolayısıyla bu enflasyonun gerçekçi olmadığını biliyoruz. Ekmek fiyatının artışına bakıyoruz. İşte su fiyatının artışına bakıyoruz, gıda ürünlerinin tamamının artışına bakıyoruz, kiralara bakıyoruz. Böyle bir enflasyon yok ortada. Ve olmayacaktı ama günün sonunda %30-35 ya da 40 oranında bir enflasyon olursa yıl sonunda memura, emekliye, işçiye ona göre zam yapılacak. Hatta bir müjde daha vereyim mi size? Hedef enflasyona göre yapılacaktı. Hay ağzınıza sağlık. %14'e göre zam yapılacak. Bu Türkiye'de çok büyük bir sosyal problem demek. Çok ciddi bir sosyal problem. Dün Hakan Kara Hoca'nın hesabında gördüm. İlk defa Türkiye'de gıda ile ilgili üretim %50'nin altına düşmüş. Doğru. Hakan Hoca şey yazmış, bu açlık demek. Doğru, doğru. Ama çiftçi neden üretsin ki? Ya da ne ile üretsin? Bakın, hayır ama almıyor, insanlar alamıyor anlamına geliyor bir yandan da. Aslında insanlar şöyle alıyorlar, almak zorundalar. Yani artık... Hani dedik ya minimuma düşürdüler onu. Giyimden fedakarlık yapabiliyor, eğitimden kısmen fedakarlık yapabiliyor. Sağlık, lan gitmem doktora ölürsem ölürüm diyor falan filan ama abi gıdadan çok fazla tasarruf yapma şansın yok. Çiftçinin üretimi azaltmasının temel sebeplerinden birisi şu. Zarar ediyor. Çiftçi zarar ediyor, dayak yiyor ve çiftçinin üretim mekanizmalarının neredeyse tamamında icra var şu anda. Tarlalarında, traktöründe. Onu ben Hakan Hoca'ya sordum. Acaba dedim Hakan Hocam bu gıda endeksine işte çikolata, gofret, sakız evet dahil dedi. Muhtemelen çocuklarına onları alamadıkları için de çok düşüyor gözüküyor olabilir Selçuk Hocam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani söylediğiniz şey ilk bakışta yani amma da komik falan diye izleyen tarafından değerlendirilebilir. O kadar haklısınız ki. Muhtemelen çocuklarına... Niye? Çünkü... Onlar da gıda sayılıyormuş çünkü. Evet, bir de şey, lüks harcamadan kaçma hikayesi var ya, zorunlu. Gıdada da zorunluya dönüyorlar. Çok haklısınız. Yani adam mesela artık 250 liralık peynir yerine 100 liralık
çakma peyniri tercih edebiliyor. Ya da atıyor, sakız, şeker, çikolata almayalım kardeşim. Ya da atıyorum dolmayı yoğurtlu yiyorsa diyor ki ben artık yoğurtsuz yiyeyim. Bravo. Ya da pirinçle yapayım diyor. Dolayısıyla muhtemelen onlar da yani bu çocuklara alınan şeylerden tasarruf edildiği için de düşmüş oluyor. Hakan Hocam olabilir dedi. Bence çok mantıklı. Yani söylediğiniz biz ekonomistlerin bile görmediği çok mantıklı bir tespit bu arada. Yani gerçekten gıdanın içindeki lükslerden vazgeçiliyor olabilir. Bisküvitti, gofretti, dondurma. Dondurma. Bütün bunlardan vazgeçildi benim anladığım. Bence de öyle. Bence de öyle. Yoksa o düşüşte aç geziyor olması lazım insan. Tabii. Ya birçok insan artık açlık sınırının altına geldi zaten biliyorsunuz. En son açlık yoksulluk sınırları açıklandı. Çok dramatik yani. 19 bin lira ki Türk İş açıklıyor onu da. Türk İş de TÜİK'ten çok farklı bir kurum değil benim gözümde. 65 bin lira oldu yoksulluk sınırı Armağan Beyciğim. Yani biz hangi, ya şeye çok kızıyorum, öfkeleniyorum artık yani. İşte biz maaşlarda açlık sınırının altına inmeyeceğiz. Ya biz çok affedersiniz de yani çiftlikteki hayvanlar mıyız? Sadece beslenerek mi hayatımızı devam ettiriyoruz? Barınma ihtiyacımız var, eğlence ihtiyacımız var. Sosyal canlılarız ya hani tırnak içerisinde. Ve burası sosyal bir devlet ya tırnak içerisinde. O zaman sen zaten açlık sınırını kriter alamazsın. Yoksulluk sınırını kriter alacaksın ya. 65 bin lira abi. 65 bin lira. Yani bugün ortalama bir memurun maaşı 35-40 bin lira. İki tane memur olacaksın da yoksulluk sınırını yakalayacaksın. Hele 12.500 lira olan emekli maaşını düşünün. 17.002 lira olan asgari ücret düşünün ve toplam çalışan içindeki payını düşünün. Eskiden bir evde bir tane beyaz yaka çalıştığında o ev orta direkt sayılıyordu. Bravo. Bravo. Hepimiz de o ailelerden çıktık. Ben. Ben de öyle. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben her zaman yine çok keyifliyim. Sağ ol. Aynen, aynı çok şekilde. Teşekkür çok sağ ol. Eksik olmayın. Var olun. Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır, Bursa'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Çakır'ın isim benzerliği nedeniyle kimlik kontrolü yapılmadan gözaltına alındığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Gözaltı kararının Elif Çakır I isimli bir başka kişiye ait olduğu, otel görevlilerinin veri girişini yanlış yaptığı da ileri sürüldü. Gazeteci Çakır ise ilk andan itibaren Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerine yanlışlığı ifade ettiğini savundu. Bu itirazlara rağmen gözaltı işlemlerinin uygulandığını belirten gazeteci tepkisini sosyal medyadan da paylaştı. Elif Çakır yaptığı paylaşımda "Poliste kötü muamele yok derler, dik alasını yaşattılar. Bir bardak suyu çok gördüler. Defalarca bir yanlışlık olduğunu söylememe rağmen gözaltı devam etti. Gözaltına alınmadıysam neden sağlık kontrolü yaptınız? Beni davet etmediniz. Suçlu muamelesi gördüm. Adın Elif Çakır değil mi? Suçlusun. Geç şöyle bekle." diyen memurunuzun kim olduğunu biliyorsunuz açıklaması yaptı. Bursa Emniyeti'nin ise konuyla ilgili basın açıklamasında otelden alınıp şubeden serbest bırakılma sürecinin tahmini 20 dakika sürdüğü vurgulandı. Yanlış gözaltının mağduru gazeteci Elif Çakır yaşadıklarını hepsi bu hafta olduğu da anlatıyor. Elif Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkıyla karşılaştık. Yanlış alarm evet. Gerçekten yanlış alarm mıydı yoksa size bir gözdağı mıydı? Şimdi ben gözdağı olduğunu söyleyebilmem için ortada benim elimde verilerin olması lazım. Buna dair bir veri yok. Kaldı ki bu aslında tepeden tırnağa oluşan kuralsızlığın, yozlaşmanın bir böyle neticesi, bir örneğini gördük. Burada bir görev ihmali var, kötü muamele var, memurların işte görevini kötüye kullanmaları var. Şimdi beceriksizlik diyebiliriz, liyakatsizlik, ehliyetsizlik, tepeden tırnağa oluşan işte kalitesizlik, iş bilmeyen insanların iş yapması. Bu kadar, ben burada durmak istiyorum. Çünkü bu kadar böyle bu beceriksizlik, bu liyakat, ehliyetsizlik, niteliksizlik, eğer ben gözdağı dersem bütün bu şeyin üzerine örtmüş olurum. Diğeri daha çünkü tehlikeli. Daha tehlikeli ama bu da devlet kurumlarının
nasıl aslında çürüdüğünü gösteren bir şey. Elif Hanım, diğer Elif Çakır I'nın mesela evet. ne sebeple gözaltı kararı olduğunu öğrendiniz mi? Yani atıyorum. Yan kesicilikse sizi almaları dünyanın en saçma şeyi mesela. Tabii. Çünkü siber suç. Yani... Hakaret. Yok hayır değil. Siber suç. Banka dolandırıcılığı. İşte bankalara girip mevduatı başka bir mevduata aktarma. Devlet kurumlarının sistemlerini çökertme ya da herhangi bir kurumun verilerini silme. Mesela diyelim nüfus müdürlüğü ya da bir yere giriyorsunuz orada kişilerin verileriyle oynuyorsunuz. Anladım. Gibi yani siber suç. Şimdi zaten siber suç ve 19 ayrı suç deyince siberden orada otelde ben uyandım. Dedim ki ya bu siber suç diyorsunuz ama çünkü hani bir düşünüyorum başka bir şey söylese olacak da siber suç deyince bana olmadı. Dedim ki ya bir yanlışlık var burada. Fakat bu yanlışlığın ya yani çok 30 saniyelik gelen polis memurları TC kimlik numarasını girse, teyit etse bunların hiçbirisi yaşanmayacak Armağan Bey. Hiçbirisi yaşanmayacak. Mesela nöbetçi savcı bakıyor aradıkları Elif Çakır I zaten oteller bir kere isim soy isim girmiyor. TC giriyorlar. TC niye geldi? Tam da bu sebeple geldi. 2000 yılında her demokratik, modern, hukuk devletinde olduğu gibi yaygın isimlerden dolayı işte askerlik olabilir, adli suç olabilir, güvenlik olabilir. Bunun gibi hayati böyle insanların hayatlarını ilgilendiren konularda yaygın soy isim ve isimlerde bir karışıklık olmasın diye Türkiye 2000 yılında TC numara sistemine geçti. Bu karışıklıklar yaşanmasın. Yani 2000 yılından önce zaten bunlar çok ciddi sorunlar yaşanıyordu. Ve bu bir sistem, burada bir kural getirildi. Bunun için var. Yani kuralsızlık dediğim şey bu. Görevi kötüye kullanmak dediğim bu. Liyakat, ehliyetsizlik, aldırmazlık, boş vermişlik dediğim şey bu. Yani nöbetçi savcı otelden numara giriyor. O numaraya bakmıyor. TC oradan isme bakıyor. Ama ismin başına ve sonuna baksa yine bu hatayı yapmayacak. Fakat değil, nöbetçi savcı talimatı yazıyor. Bakmıyor. Elif Çakır ismini yakalamış oradan. Emniyetteki idari amire gönderiyor. O çünkü tutuklama talimatını yazacak. O da savcı yazmış. Bir bakıyor orada isim Elif Çakır. O da okumadan, TC kontrol falan hiçbir şey yapmadan bu sefer uygulamayı yapacak. Yani tutuklamayı gerçekleştirecek olan memurlara veriyor. Tutuklamayı gerçekleştirecek yani gelecek otele gelen memurlar da o da lütfen görevini iyi yapsa bir bana gelmeden ya yani otele hiç gelmeden bu kontrolleri yapmış olsa otele kadar gelmeyecek. Görüyor musunuz yani kuralsızlığı? Elif Hanım, siz söylediniz mesela benim siber hiçbir suçla alakam yok. Ben tabii, o Elif Çakır değilim. Değilim, diyorum. Hiç yani bilmiyorum. Otelde işte girdim. Mesela resepsiyondan aradılar kimliğinizle birlikte. Olabilir, gazeteciyiz. Bir yazımdan dolayı bir şey olmuştur. Hiç şaşırmadım. Bir panik, endişe içerisinde değil. İndim, kimliğimi aldım. Baktım polis memuru. Baktı Elif Çakır siz misiniz? Yani oradaki Elif Çakır I değil. Yani Bursa Emniyet Müdürlüğü açıklıyor Elif Çakır I'yı arıyorduk biz filan. Şimdi orada da çok büyük çelişkiler var. Elif Çakır evet benim. Kimlik dedim ki ben önce sizin kimliğinizi bir göreyim. Dedi ki polis otosu orada. Dedim onu görüyorum ama kimliğinizi görmem lazım. Kimliğine baktım yani ben gördüm sonra kimliğimi verdim. Şöyle bir baktı dedi ki ismini buyurun dedi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Yani bir söylesene bana yani de ki yani şu. Dedim nereye gidiyoruz? Dedi ki önce dedi işte Çekirge Devlet Hastanesi'ne oradan da dedi emniyete gideceğiz. Sonra dedi nöbetçi savcıya gideceğiz. Hangi sebeple suçum ne? 19 tane dedi siber suçtan ayrı suçtan suçunuz var. 2 hakkınızda tutuklama kararı şimdi var. 4 tane tebligat gelmiş filan. Bunların hiçbirisi bende yok. Anlatıyorum diyorum ki... Ben gazeteciyim. Ben bu 4 tane tebligat almadım. Hakkımda işte 2 tane tutuklama kararı yok.
benim devam eden, onlarca davada yargılandım ve halen devam eden davalarım var. Ama diyorum bana gelmiş bir tebligat yok. Diyor ki ya oluyor böyle şeyler. Yani bir lakaytlık var. Oluyor diyor, dikkatinizden kaçar. 4 tane tebligat dikkatten kaçar mı? Tutuklama kararım varsa İstanbul'da benim yerim belli, evim belli, çalıştığım kurum belli. Her gün yayın yapıyor. Evet. Diyor ki oluyor böyle şeyler. Yani bu bile aslında çok bizim için o kurallar diyoruz, onlar şey değil ama bu bile Türkiye'deki tepeden tırnağa yozlaşma, devlet kurumlarındaki çürüme, memurlardaki o kalitesizlik, niteliksizlik, kimseyi aşağılamak için söylemiyorum. Ama bu çok somut bir örnek. Yani hangi aşağılıkta anlaşıldı Elif Hanım? Son, yani ben bu şekilde, ya ben o Elif Çakır değilim. Ya bir yanlışlık var, bu söylediğiniz suçlar bana uymuyor diye diye polis otosuna bindim. Ha pardon şeyden, dedim ki tamam ben düğünden gelmişim, üzerim müsait değil. Yine de bir devlet kurumuna saygı. Ya dedim üzerim müsait değil, ben bir yukarı çıkayım, üzerimi değiştirip hemen geleyim. Dedi ki bu saatten sonra siz şey yapamazsınız, yalnız yukarıya çıkamazsınız. Nasıl olacak? Bir kadın polis memuru, çok da hanımefendi, saygılı, ismini sordum, söyledi. Birlikte çıktık. Şimdi Bursa Emniyet Müdürü diyor ya, biz diyor davet ettik. Orada da çok büyük aslında kendisiyle alakalı bir ihbarda bulunuyor. Çünkü eğer ben suçluysam beni davet edemezsin. Mevcutlu götürmen lazım, yani gözaltı. Çünkü ben siber suçlarla mücadele şubesinde bir sürü çırpınmamın sonucunda gerçek ortaya çıkıncaya kadar emniyetin nezdinde ben Elif Çakır I'yım. Eğer ben Elif Çakır I'ysam siz beni davet edemezsiniz ifade için. Yani emniyetin en büyük çelişkisi. Eğer davet buysa o zaman gözaltı mevzuatını açıklayın. Yani orada bir değişiklik mi var? Yani burada çünkü şey de artık hani o kuralsızlık mevzuatın uygulanmaması. Polis çünkü gözaltı mevzuatı belli, davet mevzuatı belli. Bir kişiyle alakalı bir işlem yapacaksak kurallar belli. Ama Türkiye'nin en büyük sorunu da zaten bu. Biz buraya hangi şeyde geldik? Yani bugün kalktık Türkiye böyle olmadı. İşte bir gün mesela biz bunları önemsemedik çok fazla. Bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan kalktı dedi ki, işte bir kaymakamları topladığı zaman, kaymakam devleti temsil ediyor. Dedi ki gerekirse mevzuatı çiğneyin dedi. Onu Süleyman Soylu söyledi. Yok, oraya geleceğim. Yani önce tepeden tırnağa diyorum ya Armağan Bey, bunu anlatayım ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki gerekirse dedi mevzuatı kenara koyun, çiğneyin. İşte mevzuat şöyle diyor, mevzuat böyle diyor. İnisiyatif kullanın, iradenizi kullanın, bir sorumluluk şey alın. Bir şey olursa sorumluluk bende. Ne zaman söylemiş bunu? 2016 yılında. Şimdi demokratik bir hukuk devletinde siz mevzuatı kenara koyun, iradenizi kullanın. Devletin başındaki bunu söylediğinde o zaman o devlet, yani devletin başı bunu söyledi, devletin İçişleri Bakanı da kalkıp der ki gördüğünüz yerde kolunu kırın. Korkmayın, sorumluluk bende. Şimdi bu olduğunda bu sefer ne yapıyor? Tepedeki bunu söylüyor. Bakanı böyle söylüyor. Öyle söylediği zaman kuralsızlık başlıyor. Öyle olduğu zaman işte polis memuru da Elif Çakır'la alakalı işlem yapmaya geldiğinde gözaltı mevzuatı mı var? Ya da göreviyle alakalı olarak TC kimlik 30 saniyelik bir iş. Buna bakması mı gerekiyor? Bakmıyor. Çünkü kimse buna bakmıyor. Yargı da böyle bozuldu, adalet de böyle bozuldu. Diğer taraftan işte görevini kötü muamele. Hangi aşamada ikna ettiniz? İkna edemedim. Yani ben polis arabasına biz bindik. Hastaneye gittim. Hastaneye gittim. Şey uygulanıyor, gözaltı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittim. Oradaki şimdi mesela orası da ayrı bir aşama tabii. Yani sağlık kontrolü deniyor ya, sağlık kontrolü falan yok. Yani orada işte bir doktor bakıyor sana, diyor ki bir şeyiniz var mı? Yok. Bir yerinizde ezik çürük bir şey var mı? Yok. İyi diyor, raporu yazıyor. Şimdi yani sağlık sistemi, yani o düzensizlik, o ilkesizlik prensiplerin yok olması böyle işliyor. Sonra biz kalktık. Bu arada ben polis memuruna anlatıyorum. Diyorum ki ya bu arada Elif Çakır, yani Elif ismi de çok yaygın, Çakır da. Yani bu özel bir isim değil, Koç gibi, Sabancı gibi özel bir isim değil. Elif o kadar çok yaygın bir isim ki, ya bu Elif Çakır ben olmayabilirim, anlatıyorum. Ben diyorum gazeteciyim,
Hanımefendi diyor, gazetecilik kimliğinizle ilgilenmiyoruz biz. Dosyayla, ama diyorum dosya da bana uymuyor bu söylediğiniz. Bari diyorum bir baksanız da şu TC'yi arabada gidiyoruz. TC'yi bir girer misiniz bir bakın, bu ben olmayabilirim. Diyor ki sizsiniz diyor, biz yanlış gelmedik. Peki şimdi siber suçlarla mücadele şubesine geldik. Orada dedi ki şahsı getirdim. Ben suçluyum yani, suç makinesiyim. 19 tane siber suç artık hani böyle şey falan. Ben girdim içeriye. Birazcık belki gazeteciliğin vermiş olduğu bir özgüvenle. Oradaki siber suçlardaki polis memurunun hemen yanına. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İşte ben Elif Çakır. Ondan sonra ya biraz önce arkadaşlara da anlatmaya çalıştım. Bir karışıklık var. Bir bakar mısınız? Bu ben değilim. Bir yanlış anlıyor. İsim benzerliği olabilir falan. Baktı dedi ki adın Elif Çakır değil mi? Elif Çakır. Suçlusun dedi, şöyle geç otur filan. La havle. O, yani tamam. Yine anlatıyorum, diyorum ki beyefendi bana dedi ki 19 suç işte şu. Bunların hiçbirisi bana gelmedi. Ya yoğunluğunuzu anlıyorum ama bir TC. Ya bu kadar zor mu? Bir TC bir şey bir bak. Yok. En sonunda orada olan bir polis memuru nihayet. Dakikalar böyle şeyler geçiyor ve ben çırpınıyorum. Hani bir girin, bir bakın, bir yanlış anlaşılma var. Düşünsenize oradaki mevzuatı uygulasa, görevini yapsa ve en temel, en asli, en biricik yapması gereken görev, TC kimlik kontrolü yapacak. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bunu yapacak. Bu olmazsa olmaz. Olmazsa olmazı. Yani başka bir şey değil. Bir oradaki görevli polis memuru nihayet diyor ki amirim bu bizim aradığımız kişi Elif Çakır. Ü. Evet. Diyorum ki evet ben I değilim ona. TC'ye bir bakalım. Yani bu kadar çırpınıyorsun, yalvarıyorsun, girmiyor. Diyor ki TC'ye gir. TC'ye giriyor. Efendim yani bu 616 ile başlıyor. Benimki işte 326 ile başlıyor. Şimdi görüyor musunuz görev ihmalini? Bir de aynı rakamlarla da başlamıyor. Tabii tabii. Değil yani. İşte 2000 yılında tam da bu sebeple geldi. Yani bu karışıklıklar, bu şey. O yüzden kurallar çok önemli. O yüzden siz demokratik bir hukuk devleti, normal bir devlette mevzuatı bir kenara bırakın dediğinizde devletin başı, o zaman yukarıdaki mevzuatı bırakır. O bütün kurumlar işte biraz önce sizi dinledim. İşte o zaman TÜİK olmaktan çıkar. Merkez Bankası Merkez Bankası olmaktan çıkar. İşte yargı olmaktan çıkar. Hakim hakimliğini yapmaz. Savcı savcılığını yapmaz. Eğitim kurumları çöker. Bu aslında tamamıyla bize, benim yaşadığım olay, bu devlet kurumlarındaki yozlaşma, devlet adamlığının, devlet memurluğunun ne hale geldiğinin en somut göstergelerinden birisi. En somut göstergelerinden birisi. Yoksa bu ülkede işte cezaevlerin şeylerde, karakollarda çıplak arama var, kötü muamele görüyor. Bunların hepsini biz biliyoruz. Bu kadar kötü muamelenin yaşandığı bir ülkede binlerce insan bu şeyi yaşarken, benim çıkıp işte hani çek otur denildiği zaman, şimdi kötü muamelenin azı çoğu olmaz ama ben bunu söylerken elbette ki çok mahcup hissettim kendimi. Fakat bu belki de bu şekilde görünür olma şeyi vardı. Şimdi biz azına itiraz etmediğinde başımıza bunlar geliyor. Şimdi mesela hani şey var, işte kuralsızlık şey dedik ya, kötü muamele. Kötü muamele bir yerden sonra, Armağan Bey, Türkiye'de normaller değişmeye başladı. Ve her bir eşik aşılmaya başladığında yozlaşmayla işte kötü ötekileştirme, hukuksuzluk, adaletsizlik, bunlarla alakalı bu ilkeleri, bu prensipleri biz her birisi ya itiraz etmedikçe, bunları kabullendikçe kanıksama başlıyor. Siz hukukçusunuz biliyorum. Ve itiraz etmiyoruz, alışıyoruz. O alıştığımız zaman bir eşik daha gidiyoruz, bir eşik daha gidiyoruz, bir eşik daha gidiyoruz. Şimdi mesela belki de o polis memurları bunun kötü muamele olduğunun bile farkında değil. Farkında değil. Çünkü vakaya adiyeden. Evet. Çünkü hep aynı şey yapıyor ve kimse itiraz etmiyor. Çünkü bakın şeyi hatırlıyor musunuz? Yani o ötekileştirme, siyasi kutuplaşma. Eğer iktidar tarafında değilsen
Her türlü kötü muamele. Bir yerden sonra mesela şöyle hatırlayın. Şimdi adli yıl açılış törenleri Beştepe'de yapılıyordu. Bir yerden sonra şöyle söylüyoruz. Ya geçen sene de yapıldı, ondan önceki sene de yapıldı. Ya bu artık normal demeye başlıyoruz. Oysa ki bizim bunları normalleştirmememiz gerekiyor. Birazcık bir şey olduğunda devlet karşısında. Çünkü yetkileri sınırlandırılmamış bir devlet orada böyle daha bu yetki bana yeter demez. O yüzden bir devletin anayasa ile yetkilerinin sınırlandırılması gerekiyor. O yüzden mevzuatlar var. O yüzden işte anayasa var, hukuk var. Şimdi herkes gülecek hukuk diyorsunuz da bu yüzden karşı çıkmamız gerekiyor ki bir eşik daha yukarı çıkmayalım. Bir eşik daha yukarı çıkmayalım. Yani bir daha bu olmaması için yoksa yani bana benim egomla alakalı ya da kendimle alakalı bir durum değil. Şimdi mesela şey vardı, kötü muamelenin sıradanlaşması, bunların tamamının artık böyle, ya ne var ki? Şimdi diyorlar ki, ya binlerce insan cezaevinde, sanki sen günlerce gözaltında bekletildin, birkaç saat olmuş, buna da alış mesela, hani utanmıyor musun? Hayır kardeşim, birkaç saat değil. Kişi hürriyeti önemli. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Beş dakikamızın çalınmasına bile itiraz etmeliyiz ki bu ülkede bunların yaşanması, ya bu toplumsal bilinçlenmeyi artırmamız gerekiyor. Benim bütün mücadelem bu. Yoksa kendimle alakalı bir durum değil. Şimdi başörtülü bir Merve Demiral vardı. Hatırladınız mı? Ankara'da bir üniversite öğrencisiydi. Şimdi polis hani mevzuat diyor ya, ya kardeşim bir hayat kadını bile, çok özür diliyorum size, bir hayat kadını bile dışarıya çıksa, vatandaşlık haklarıyla alakalı olarak devletten hakkını isteyen bir protestoya katılsa, hakkını istiyor. Polis gelip bu hayat kadınıdır diyerek dokunulmaması gereken gözaltı yapabilirsin eğer elinde bir şey varsa. Hak, hukuk, mevzuat, ilke, kural ne gerektiriyorsa onu yapacaksın. Geride duracaksın, polis sen polisliğini bileceksin. Hakim sen hakimliğini yapacaksın. Yani bu böyle bir bütün olarak devam ediyor. Sen onun dokunulmaması gereken yerine dokunamazsın. İşte bu yozlaşma çürüme başladığında bu kutuplaşma işte eleştirildi diyor ki o zaman FETÖ'cü diyor. Kardeşim sana ne FETÖ'cüyse, sana ne hayat kadınıysa, sana ne bir başkasıysa işte kötü muamele. Ona yapıyor, berikine yapıyor, muhalefet işte muhalif kesime yapıyor. Sonra polis ya da fark etmiyor nüfus idaresinde olabilir, hakim olabilir, bir başkası olabilir. Bu sefer onu yapa yapa bu onun normali haline geliyor. Yani o gece belki de o polis arkadaşlar, o polis memurları bana o bağırırken geç yerine otur derken bunun bir kötü muamele olduğunun farkında da değildi çünkü normalleşmiş. Bizim bu kanıksamaya itiraz etmemiz gerekiyor hep beraber. O yüzden ben suç duyurusunda bulundum. İdari soruşturma gerekiyor. Sonuna kadar da takip edeceğim. Peki. Çok özür diliyorum. Çok vaktimi açtım mı acaba? Estağfurullah. Hiç size soru sormanıza müsaade etmedim. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için, bize anlattığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mete Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Harman Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Orta Doğu gibiyiz biraz. Savaş Orta Doğu'ya yayılıyor mu? Soru aslında bu değil mi? Savaş Orta Doğu'ya yayılıyor mu? Bölgesel hesaplar var. İşin özeti aslında var olan tabii ülkeler var. İçerisinde yönetim krizleri yaşayanlar var. Ama özetle bakarsanız biraz Batı ve Amerika Birleşik Devletleri eliyle Orta Doğu'da İsrail'le barışık yönetimler ve ülkeler yeniden mimari olarak şekillendiriliyor açık söylemek gerekirse. Bu barışık kelimesi hem ekonomik, sosyal, savunma, askeri vesaire anlamında hem İsrail'e tehdit olmayacak ama ekonomik anlamda da herhangi bir böyle İsrail şımarıklığında onu tecrit etmeyecek, ablukaya almayacak, işte su yollarından İsrail'in rahat hareket edebildiği Akdeniz'de, Kızıldeniz'de, hatta mümkünse Hindistan'dan da Avrupa'ya geçecek bir ticaret yolunda bir mücevher gibi Orta Doğu'da İsrail'in parlatılması planlanıyor Amerika eliyle. Ve başarılı mı oluyor? Yani başarılı oluyordan ziyade Orta Doğu'da İsrail bir sorun ama bu sorunun karşısında da İran'ın dış politikası da bir sorun. İkisinin dış politikası bölge ülkelerini etkiliyor açık söylemek gerekirse. Çünkü
Burada İsrail siyasetine hakim olan aşırı sağcı, din soslu bir yönetim var. Yani bir gözü Tevrat'ta, bir gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde ama kulağı da işte Körfez'den gelecek maddi yatırımlar, ticaret işleri vesaire de. Şimdi böyle bir ortamda İran'ın da kendi çıkarları var ekonomik olarak. İşte stratejik denen, mesela Kuzey'de Zangezur Koridoru, işte Kızıldeniz, Akdeniz, o da oralarda olmak istiyor. Açıkçası işin özeti biraz ekonomi ve iktisadi bir savaşın, bilek güreşinin sancılarını yaşıyoruz bütün bölge olarak. Mete Bey, yayılmasını bekliyor musunuz? Yoksa Lübnan'a yayıldı şimdi. Suriye'ye de sıçrayacak mı yoksa burada duracak mıyız? Yani sıçrayacak. Yani İsrail dün geceki İran saldırısından sonra İsrail bir cevap verecek. Şimdi 4 gün boyunca bugünden itibaren Rosh Hashanah bayramı. Bugün de ben izninizle Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın da Rosh Hashanah bayramını kutlamak istiyorum. Çünkü yeniden yaratılış temalı ama bir yeni yıl bayramı. O yüzden Rosh Hashanah'ı da ben vatandaşlarımızın kutlamak istiyorum. Şimdi Cuma'ya kadar Rosh Hashanah olduğu için, ertesi gün de Şabat bayramı olduğu için, yani Yahudi inancında istirahat, dinlenme bayramı olduğu için, pazartesi günü muhtemelen İsrail, İran'ın petrol enerji tesislerini ya da siber saldırılarla belki nükleer tesislerini hedef alabilecek ya da muhtemelen İran'ın hava savunma sistemlerini uzun menzilli Amerika Birleşik Devletleri yardımıyla uçaklarla bombalayacak. Bundan sonra İran cevap verecek mi? Açıkçası bu kadar büyük bir olay olacağını şu an için düşünmüyorum. Çünkü Amerikan başkanlık seçimlerine 50 gün kaldı. Ne İsrail ne İran bu ABD başkanlık seçimlerinde Trump ya da Kamala Harris'in kampanyasına destek verecek ya da aksi olacak şekilde hareket etmek istemiyor. İran müzakereci olmasından dolayı Kamala Harris'e biraz oynuyor gibi ama takdir edersiniz ki İsrail'de Donald Trump'ın 50 gün sonra iktidara gelmesiyle işte İran'la ilgili bütün planlarını nükleer tesisleri vuralım, ortadan kaldıralım, yönetimi değiştirelim minvalinde bir hesaplama peşinde. O yüzden İsrail de adımlarını biraz sert cevap verecek ama o da biraz ölçülü olmak durumunda. Çünkü ABD başkanlık seçimleri iki ülke içinde, Orta Doğu içinde önemli. Savaşın yayılması dediğiniz, burada İran'ın Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de tuttuğu, yani savaşın kendi topraklarına gelmemesi için oluşturduğu silahlı milis güçler var. Mezhep bazlı. Bunların açıkçası İsrail bunları bir ahtapota benzetiyor. Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta bu ahtapotun kollarını kestiğini, İşte Lübnan Hizbullah'ın eski lideri Nasrallah'ı öldürmesiyle de bu ahtapotun kafasını kestiğini söylüyor. Aslında İsrail tarafına bakarsanız diyor ki İsrail siyaseti, biz aslında bölge ülkelerine iyilik yapıyoruz. Çünkü devletler içerisinde paralel devletler olmaz. Bak diyor Irak'a, Şii milisler var, devlete paralel, Irak ordusu var, silahlı güçler var. Suriye diyorsun, Şam'da bir yönetim var diyorsun, orada da silahlı güçler var. Lübnan Hizbullah diyorsun, Lübnan ordusu var, Lübnan devleti var, bunlar ne? Biz diyor aslında diyor bölgeyi diyor bir anlamda yardım ediyoruz diyor. Ama baktığınız zaman işte yayının başında söylediğim tehlikeli olan İsrail Amerika Birleşik Devletleri eliyle bölgedeki ülkelerin rejimlerini ya da yönetimlerini de mi değiştirecek bu 50 gün içerisinde ya da 50 günden sonra? Tehlike burada. Ama bölgesel olarak bir kamplaşma var. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de gösterdiği o bir harita vardı. İşin içerisinde Sudan'ın, Mısır'ın, Sudan ve Suudi Arabistan'ın olduğu. Bunlar böyle renkli, biraz barışık ülkeler. Ama siyah boyanmış Irak, Suriye ve Yemen. Bunlar potansiyel olarak tehlikeli ya da düşman ülkeler olarak görülüyor. İsrail bir blok oluşturmaya çalışıyor Orta Doğu'da. Kendisiyle barışık ama İran karşıtlığı üzerinden bir blok oluşturmaya çalışıyor. Bunun da Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle alakası var. Pek başarılı olacağını sanmıyorum çünkü bu bölgede savaşın yayılması meselesinde haklı. Yani İsrail pek sevilen bir ülke değil politika olarak. Yani sadece ticaretten dolayı mecburen İsrail ile işbirliği yapan Körfez ülkeleri var. Mesela Gazze Savaşı'na rağmen, Filistinlilerin öldürülmesine rağmen Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'ın sessizliğinde gene bu ticaret işleri, nakliye işleri vesaire devam ediyor. Bu yüzden savaş bölgeye yayılır mı? Bu 50 gün sert geçecek. Ama kontrollü geçmek zorunda. Çünkü dediğim gibi bu Trump'ın ya da Kamala Harris'in gelmesi birçok şeyi belirleyecek, açık söyleyeyim. Mete Bey, dün Cumhurbaşkanı dedi ki İsrail Türkiye'yi de tehdit edecek. Böyle bir şey bekliyor musunuz? Şimdi son dönemde tabii bu Orta Doğu'da ya da dünyadaki gelişmeler
tabii siyasetçilerin biraz da iç siyasete yönelik mesajlar vermesine sebebiyet oluyor. Bu bazen kendi partilerinin tabanlarını motive etmek ya da gördünüz mü bakın tepki gösteriliyor diyerek biraz tabanı rahatlatmak, tabiri caizse biraz da gazını almak gibi. Bu her ülkede olan bir şey. Söylediğiniz biraz iç siyasete ben yönelik olduğunu düşünüyorum. Lakin dünyada her ülke birbirini takip ettiği için daha ölçülü ve daha kontrollü açıklamaların, daha sağduyulu açıklamaların ben yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir ülkede söylediğiniz bir şey başka bir ülkede başka bir şekilde patlayabiliyor. Ve işin gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme yapmamız gerekirse, İsrail'de Netanyahu kalacak, suikaste de gidebilir, devam da edebilir, İsrail siyasetinde sandıktan ne çıkacaksa o. Bunu bilemeyiz. Ama Netanyahu'lu ya da Netanyahu'suz, bu işler bittiği zaman, şimdi hep derler ya devletler bizim gibi duygusal bakmaz. Yani işlerine bakarlar. Devlet yönetiyoruz beyler dediğimiz meselede 3 sene, 5 sene ya da 10 sene sonra neticede Türkiye ile İsrail arasında tekrar bir normalleşme süreci yaşanacak. Ama geçtiğimiz normalleşme süreçlerinde ki sicilde bir Beşar Esad var, bir Abdülfettah el-Sisi var. Şimdi buna da bir İsrail eklediğimiz zaman, şimdi bu liste ve yapılanlarla söylenenler çıkartıldığı zaman barışma süreci ya da normalleşme sürecinde o hesaplar önünüze geldiği zaman hasar tespit raporu o söylemler üzerinden ya normalleşme daha hızlı ve sağlıklı oluyor ya da şu anki gördüğümüz gibi ticaretten bir normalleşelim de sonrasına bakarız oluyor. Yani bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gördük, Mısır'la da gördük. İlk etapta ekonomik olarak bir normalleşme oluyor ama siyasi ya da diplomatik olarak geliştirme uzun sürüyor. Mısır'la evet mesela örnek ilişkiler normalleşti, bir sürü anlaşma imzalandı, harika şöyle oldu böyle oldu. Ama gerçekçi olarak baktığımız zaman önümüzdeki 10 yıl boyunca sürecek bir normalleşme süreci. Çünkü devlet kurumları da reaksiyon aldığı devletin kurumlarına karşı normalleşebilmesi için üstten alta üstten alta o bürokrasi ağır 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 yani 10 yılı var. O yüzden ben İsrail'in arada iki tane de ülke var. Yani İsrail'in Türkiye'yi işgal etmesi, tehdit etmesi, Lübnan'dan başlayarak evet tabii ki bir rahatsızlık duyulabilir. Çünkü arada artık Suriye var. Ama Suriye topraklarına bombardıman da yapıyor. Ama gerçekçi olmak gerekirse Suriye topraklarına İsrail askerleri ayak basmadığı sürece, yani bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu yere ayak basmadığı sürece ben o anlamda bir tehdit görmüyorum. Ama tehdit derseniz İsrail'in füzesi. Füzeleri, saldırı kapasitesi evet Türkiye için bir tehdittir. Yani burada alınması gereken tedbir Türkiye'nin güneyinde füzeler uçarken herhalde Türk Hava Savunma Sistemleri'nin ya da ne varsa elimizde herhalde Türk vatandaşları olarak bunların Türkiye'nin güney sınırında konuşlanması gerektiğinde sanırım herkes hemfikir. Ve bunların kamuoyuna gösterilerek bir rahatlatılması da sanıyorum gerekli. Ama dediğiniz gibi soruyu cevabını uzattım. Ben çok konuşurum çünkü. Estağfurullah. O yüzden bu iç siyasete yönelik dış politika malzemelerinin kullanılmasını ben açıkçası doğru bulmuyorum. Dış politika gibi bir mesele iç siyasete karıştırıldığı zaman sizi yanlış yönlendirebiliyor. Çünkü devletin bazı kurumları var ve siz bazı söylemlerde bulunduğunuz zaman direksiyonu çevirmek onlar için zor oluyor. İstihbarat için zor oluyor, Dışişleri Bakanlığı için zor oluyor, başka kurumlar için. Sonrası için zor oluyor. Evet, yani hayli uğraş vermeniz gerekiyor. O yüzden dış politikadan ayrı, iç siyasette tabii ne söylerseniz söyleyin kimse bir şey diyemez ama dış politikada bu kadar sert söylemlerin kullanılmasında hem oy getirmediğini geçen seçimlerde gördük. O yüzden de ben yararlı olduğunu düşünmüyorum açık söyleyeyim yani. Peki, bizi aydınlattınız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin Agatha Christie'si, polisiye roman deyince ilk akla gelen isim yazar Ahmet Ümit, yeni kitabı Yırtıcı Kuşlar Zamanı'yla okurlarıyla buluşuyor. Ahmet Ümit'in hayat verdiği Komiser Nevzat, bu kez 21. yüzyıl Türkiye'sinin toplumsal sorunlarıyla mücadeleye girişiyor. Toplumun son yıllarda mustarip olduğu tüm meseleler kitapta anlatılıyor. Uluslararası suç şebekeleri, onlarla fotoğraf çektirmekten kaçınmayan siyasiler, faili meçhulden faili meşhura evrimleşen cinayetler, ekonomik bozulmanın ve kolay para kazanma arzusunun hızlandırdığı ahlaki çürüme, liyakatsizliğin getirdiği kamusal ve kurumsal çöküş.
Özetle Türkiye'yi lime lime eden tüm yırtıcı kuşlar yeni kitapta karşımıza çıkıyor. Türk edebiyatında en üretken ve en çok okunan yazarlardan olan Ahmet Ümit, yeni kitabıyla toplumdaki karamsarlığı Komiser Nevzat'ın sesiyle haykırıyor. Roman kahramanı bir yandan vazgeçmiştim her şeyden, herkesten, hepsinden, kılımı kıpırdatamıyordum. Kıpırdatmak istemiyorum diye değil, kıpırdatamıyordum çünkü artık içimde yaşama isteği yoktu derken diğer yandan mücadele etmeyi sürdürüyor. Ahmet Ümit, Komiser Nevzat'la hastalıklarımız çok ama yenebiliriz azmini aşılıyor. Hasta toplumun yaşam mücadelesini yeni kitabıyla Ahmet Ümit'ten dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bol satışlı olsun. Çok teşekkür. Bugün gördüm, bütün kitapçılarda vardı. Evet, evet. Bayağı beklenemiyor. 300 binlik bir baskı bu. Birinci baskı Türkiye ve dünya için çok büyük bir rakam aslında. Değil mi? 300 bin büyük rakam. Gerçekten. Evet. İnşallah 3-5 baskı yapar. Hatta 10 baskı yapar. Teşekkür ederim. Umarım öyle olur. Ne anlatıyorsunuz bu kitapta Ahmet? Ya aslında burada tabii Başkomiser Nevzat benim eski bir karakterim. Bu 8. Başkomiser Nevzat kitabı, 5. Başkomiser Nevzat romanı. Daha önceki romanlarda Başkomiser Nevzat dışarıdan gelen cinayetleri çözüyordu. Dışarıdan gelen cinayetler ne demek? Bir cinayet işleniyor, anons geçiliyor, gidiliyor. İşte ne var? Bu cinayeti çözmeye çalışıyordu. Bu kitapta ise İşin ekseninde, merkezinde Başkomiser Nevzat var. Şöyle ki Başkomiser Nevzat, aslında her şey bir rastlantıyla başlıyor. Bir iskelet buluyoruz, iskeletin soruşturması sonunda. Öyle 7 yıl önceki bir vakaya doğru gidiyoruz ki o vaka aslında Başkomiser Nevzat'ın karısıyla kızının bir patlamada öldüğü olay. 7 yıl önceki olay. Ama bu 7 yıl önce olan olayın kökleri, devamı bugün devam ediyor. Onlar neler? Onlar bugünkü Türkiye aslında. Şimdi daha önce Türkiye'de uyuşturucu meselesi vardı fakat uyuşturucu daha çok bir geçiş ülkesiydik biz. Burası gelirdi, buradan işte kokain giderdi. Esrar zaten yetiştiriliyordu. Dünyanın çeşitli yerlerine trafik olurdu. Ama şu anda Türkiye artık bir hedef ülke. Ne yazık ki bizim okullarımızda, okullara kadar inanın indi. Ve maalesef bu işin içinde bir takım kirli kanun adamları, kirli hakimler, kirli savcılar, kirli polisler, gümrük memurlar hepsi var. Kitabı yazarken Mersin'e gitmişti. Mersin'de savcılar, Mersin önemli bir yer çünkü Mersin limanı uyuşturucu girişi açısından. Orada savcılarla görüştüm. Savcı bizzat bana şunu söyledi. Ya Ahmet Bey o kadar kötü ki dedi. Ben de operasyona katılırken alnıma bir tane kamera takıyorum. Kamera, niye kamera takıyorsunuz dedim. Niçin kameraya gidiyoruz? Çünkü dedi hepimiz töhmet altındayız. O kadar büyük para var ki, inanılmaz bir para dönüyor ortalıkta ve insanları çatır çatır satın alıyorlar. Ama sorun sadece bu değil tabii. Sorun biraz önce de sizin sabah izliyorum konuşmaları. Yani artık ülkenin çivisi çıkmış durumda. Hukuk ortadan kalktığı için, kanun ortadan kalktığı için, liyakat ortadan kalktığı için hayatın her alanında bir çürüme var. İşte bu kitap Başkomiser Nevzat bu cinayeti çözerken, bu cinayet soruşturmasını yaparken olduğu gibi taksicisinden en üstüne kadar İşte kanun dışı adamlarla fotoğraf çektiren bakanlara kadar bütün hepsiyle yüz yüze geliyor, hepsiyle karşılaşıyor. Bütün bu süreci biz bir cinayet soruşturması içerisinde günümüz Türkiye'sinde tam da bugün anlatmaya çalışıyoruz. Daha önceki Başkomiser Nevzat romanlarında tarih anlatırdım ben. Yani mesela İstanbul'un tarihini anlatırdım. Hristiyanlığın tarihi, işte ne bileyim Mardin'i anlatırdım. Bu kitapta öyle bir şeyler yok. Bu kitap birebir günümüzde geçen sert bir polisiye soruşturması, sert bir polis. Ya el alacakları bir polisiye hikaye okuyacaklar. Şimdi bir şey soracağım. Ben bir kitap okumaya başlamak için, şimdi bu Başkomiser Nevzat kitabı ya, ilkinden başlamak isterim. Bunun evet. Bir sırası var mı? Bunun bir sırası yok ama bununla başlamasınlar. Kavimle başlasınlar. Kavim, ilk birinci kavim okusunlar, ondan sonra hepsini okuyabilirler. Hiç sorun yok. Böyle bir devamlılık yok. Çünkü Başkomiser Nevzat şöyle bir karakter değil. Yani hani doğdu, işte yaşlanıyor, işte 30 yaşında bunu yapmıştı, 35 yaşında bunu yapmıştı. Böyle bir şey yok. Süpermen gibi bir karakter, Batman gibi bir karakter. Yaşlanmıyor. Yaşlanmıyor. Sürekli yani sanki bugün başından geçen hikayeler şeklinde devam ediyoruz. Onun sabit arkadaşları var. İşte bir
Evgeniye'de bir sevgilisi var. Kurtuluş'ta Despine meyhanesi vardır Tatavla. Ali var, yardımcısı Zeynep var. Ondan sonra bir de sokak köpeğimiz Bahtiyar var. Onlara yardım eden çok tatlı bir köpek. Kaç tane Başkomiser Nevzat kitabı var? 8 tane. Bu 8.'si. Bu 8.'si. Bu 5. roman. 5 roman, 3 hikayemiz var. Bunlar tabii yurt dışında çok fazla yayınlanan kitaplar. Yani benim... Görüyorum bazen kapaklarını, yayınlıyorsunuz. Evet, evet. 37 dilde yayınlandı kitaplar. Başkomiser Nevzat romanları da. Benim bütün romanlarım Başkomiser Nevzat romanları değil. Yani biliyorum. 26 kitap var. Bu 26 kitabın işte 8'i Başkomiser Nevzat kitabı. Diğerleri başka kitaplar ama Başkomiser Nevzat romanları da yurt dışında çok seviliyor. Yani örneğin İstanbul Hatırası en çok çevrilen kitaplarımdan biri. Orada da yani sadece Türkiye'de değil, Başkomiser Nevzat uluslararası üne sahip bir karakter. Bir de benden daha ünlü olmaya başladı. O tabii çok sinir bu. Ahmet Bey, siz nasıl çalışıyorsunuz? Mesela işe gider gibi mi? İşte sabah 9'da kalkarım, yazmaya başlarım. 5'e kadar ne olursa olsun yazarım mı? Yoksa hayır, işte o geldiği zaman mı? Yok, tabii ki. Şöyle, bir hakikaten işe gider gibi yaparım. Yani şöyle, yazmaya başlarım. Ama bu 9 mu olur, 10 mu olur, 11 mi olur, o belli değil. Ama mutlaka sanki disiplinli bir şekilde çalışmam gerekiyor. Giderim, yazıhanem. 3 yerde yazıyorum. İşte Şişli'de ev var. Beyoğlu'nda ofis var, yazıhane var. Bazen adaya kaçıyorum, adalarda. 3'ünde de bilgisayarım var. Her sabah kalkarım ve yazmak amacıyla bilgisayarın başına otururum. Her zaman yazamam. Bazen şans... İlham perisi gülümser bana ve çok verimli bir çalışma yapabilirim. Bazen yapamam ama en azından notlar alırım. Yani bir romancı için bu kaçınılmaz bir şeydir. Eskiden bu hemşairlerimiz vardı. Yani akşam içer, işte masanın başında da yazar. Öyle bir şey yok. Öyle bir sanatta böyle bir şey olduğunu inanmıyorum ben. Sanat, tabii ilham, tabii yetenek, bunlar önemli ama asıl meselenin çalışmak, çalışmak, çalışmak olduğunu inanırım. Ve gerçekten de ağır bir işçi gibi çalışırım. Ama tabii heves çok önemli. Yani heves kaçarsa ne kadar çalışırsanız çalışın hep bir şeyler eksik kalır. Bunu görmek lazım. Bu büyük bir disiplin bence yazar olmak. Evet ama sevmeniz lazım. Yani bu iş sevilmeden yapılacak bir iş değil. Hele bak 26 kitap yazmışım ben. Yani 26 kitap aslında 64 yaşındayım. İyi bir külliyattır. Yani pek çok yazarın 10 kitabı 15... Yani Hemingway'in kaç var bilmiyorum. 12 tane falan vardır belki. Yani, ama ben seviyorum. Yazmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Yazmak bana çok büyük enerji veriyor. Umarım hep böyle devam eder. Ruhum yorulmaz. Çünkü zor bir iş yazmak aslında. Çok büyük disiplin gerektiriyor. Yani mesela ben yapabilir miyim? Emin değilim. Hani her gün kalkacağım, onun başında oturacağım. Mesela 2 gün yazamasam, tamam yapamıyorum bu işi der. Vazgeçerim ben. Ama şöyle düşünün. Yani bir hayatınız var ve bu hayat bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Yani 64 yaşındayım artık, sıkılmaya başladım. Birdenbire o sabah kalkıyorum yazmaya başlarken bir cinayet soruşturmasının içerisinde buluyorum kendimi. Yani ruhsal bir göç sağlanıyor. Başkomiser Nevzat oluyorum birdenbire. Ali oluyorum filan. Katil oluyorum. Ve heyecanlı bir hayat başlıyor. Yani sakin, dingin bir hayatınız varken birdenbire kendinizi inanılmaz... Bir cinayet soruşturması. Evet, evet, cinayet soruşturması. Tehlikenin içinde buluyorsunuz. Yahut katilin peşinden koşuyorsunuz. Ya da katil oluyorsunuz, birini öldürüyorsunuz yani. O duygu da yaşıyorsunuz çünkü. Yani Ahmet Bey, mesela bu kitabın hazırlığı için ne kadar çalışıyorsunuz? 2 yıl. Bu 2 yıllık bir, 2 yıllık bir süre. Ön araştırma dahil. Tabii tabii, 2 yıldır. Ama mesela tezli kitaplarım var benim. Diyelim ki bundan önceki Kayıp Tanrılar Ülkesi Berlin anlatıyordu. Berlin'de geçen bir hikaye. Pergamon'u anlatıyordu. 10 yıl. 10 yıl araştırma sürdü onun. 10 yıl boyunca çalıştım. Ama orada da yazmaya başladım 2 yıldır. Aşağı yukarı 2 yılda kitap çıkar. Fakat öncesinde tezli kitaplarda çok çalışmam gerekiyor. Yani mesela bundan sonra mitolojik bir hikaye yazmayı planlıyorum. Şimdi oturdum. Antik Yunan mitoloji. Tabii onu çalışmaya başladım. Çünkü o artık başka bir şey. Ama bu meselede zaten Başkomiser Nevzat'ı biliyorum. Zaten benim karakterim. Türkiye zaten üstümüz üstümüze geliyor gerçekler, hakikatler. Tır gibi böyle çarpıyor yani. Bunların hepsini önemli orada güzel bir kurgu oluşturmak. Başkomiser Nevzat'ta şöyle bir sıkıntım var. Başkomiser Nevzat yazarken hep aynı karakter olunca yazar sıkılır. Yani yeni bir karakter anlatmak, yeni bir karakteri tasvir etmek, onun ruhunda yolculuğa çıkıyor olmak, bu çok heyecan verici bir şey. Ama bildiğiniz bir karakteri yazıyorsanız bu bir süre sonra sizi sıkmaya başlar. O yüzden çok ilginç hikayeler bulmanız lazım ki sizin yazma hevesiniz kaçmasın, enerjiniz kaçmasın. Bu çok önemli bir şey. Siz bulmuşken bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Türkiye'de hep böyle şeyler var ya Ahmet Bey, yaratıcı yazarlık dersleri. Evet. Bunlar boş iş mi? Çünkü bana sorsanız bu öğrenilebilir bir şey değil gibi geliyor bana.
O evet. Varsa var, insanda yoksa yok. Evet. Vallahi şimdi tabii bunu yapanların çoğu da benim arkadaşlarım, kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ama buna katılıyorum. Çünkü öyle olsaydı Edebiyat Fakültesinden çıkan herkes yazar olurdu. Bu böyle bir şey değil bence. Ama şöyle bir yararı olabilir, onu da söyleyelim. Yani bir takım yazar adayları bir araya geliyorlar, bir takım metinler yazıyorlar, yazma üzerine konuşuyorlar, yazılan metinler üzerine konuşuyorlar. Bunun bir yararı olur. Belki bize bir okuma ufku açabilir. Açar. Yani şöyle diyelim, yani yaratıcılığı beslemeyebilir ama yaratıcılık konusundaki bilgileri besleyebilir. Yani sizi daha önce neler yazılmış, yazılırken neler, teorik olarak bunları öğrenebilirsiniz ama sonuçta bu teoridir. Goethe'nin söylediği gibi teori gridir, yaşam yeşil dostum yani. O bilemeyiz, daha canlı bir şey bu yani. Dolayısıyla ben mesela böyle bir ders vermem, böyle bir şey anlatamam. Çünkü bir de söz konusu olan şey sanat. Bilim değil ki bunu tarif edebilelim, tarifi yok bunun yani. Bir adam biri çıkar bir şey yazar, başyapıt olur. Çok kıymetli, tecrübeli bir yazar oturur, başyapıtımı yazıyorum der, çöp olur. Bu böyle yani. Olmaz yani. Adamı, yani Coppola'nın filmi var mesela. Adam babayı yaptı, Godfather, başyapıt. Şimdi yeni film yaptı, kimse beğenmiyor yani. Mesela böyle olaylar da var. Bir de bir şey soracağım. İstediğiniz kadar kursa gidin. İsterseniz 10 tane bitirin. Okumuyorsanız, tabii. E1 külliyat... Yoksa yani okumadıysanız boş iş. Boş iş. Asıl önemli olan o zaten. O sizin okumanız, o ya, hatta şöyle okurken de şöyle düşünmeniz. Ben Suç ve Ceza'yı ben yazsaydım nasıl yazardım? İnce Mehmet'i ben yazsaydım nasıl yazardım? Memleketimin insan manzaralarını ben yazsaydım, bunu düşünmeniz ve bunu gerçekten belki de yeniden yazmayı tasarlamanız kafanızda. Asıl mesele bu. Onunla düşüp kalkmanız, kafa bu, böyle. Bu sizi gerçekten... O yazacağınız eser üzerine çok geliştiren bir şeydir. Çok geliştiren bir şeydir yani. Ben de gittim. Vallahi. Şey zamanı, pandemi zamanı, evde yapacak bir şey olmayınca online gittim. Online. Ama sıkıldım vallahi. Öyle yani, söyleyeyim. Tabii şimdi ya dediğim gibi hepsi benim arkadaşım. Bir şey söylemek istemiyorum. Yani. Ama mesela başka bir şeye gittim Ahmet Bey kursa. Bana mesela nasıl söyleyeyim? Okumada yeni yollar açtı mesela. Ha, enteresan. O ilginçmiş. Evet. O ilginç. O güzeldi. Peki o kursta şey yazdırıyorlar mı? Yani edebiyat şeyinde yaratıcı yazılıyor. Yazdırıyorlar. Hikayeler falan, bir şeyler, şiirler. Evet. Yazılıyor. Yazdırıyorlar. Sonra not mu veriliyor? Okuyorlar ama. Şimdi. Okuyor herkes. Şimdi nasıl not versin? Ben ona para vermişim. Ne desin bana? Gelme artık, senden bir şey olmaz mı desin yani? Güzel. Yani çok güzel. Okuyunca tekrar sizinle konuşmak isterim. Teşekkür, tabii. En kısa zamanda okuyacağım. İnşallah bol satışlı olur. Çok teşekkür. 30-40 baskı yapar. Sağ ol, çok teşekkür. Ellerinize, aklınıza sağlık. Sağ geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Selamünaleyküm kıymetli müşterilerimiz. Size 6 farklı kokudan bahsedeceğiz. Şehit kokusundan hazırladık. İstanbul'da Mustafa Sezercan isimli bir parfümeri sahibi, şehit kokusu adını verdiği parfüm nedeniyle milli ve manevi değerleri istismar etmekle suçlandı. Bedir kokusundan hazırladık, Mevlana kokusundan hazırladık, Misk Kaşmir kokusundan hazırladık, şehit kokusundan hazırladık, çınar ve payitah kokusundan hazırladık. Toplumun büyük bir kesiminin sert tepki gösterdiği işletmeciye reklam kurulu tarafından 3 ay durdurma tedbiri uygulandı. Ayrıca 550 bin lira para cezasıyla sonuçlanabilecek bir inceleme başlatıldı. Tanıtım videosundaki Bedir, Mevlana, Kaşmir ve payitaht isimlerini verdiği kokuların değil de şehit kokusunun tepki çekmesi neden konuşuldu sorusunu sormamıza neden oldu. Satın alacağım farklı kokular olsun ama niş kokular hafif kokulardan olsun dediler. Şehit kokusundan hazırladık. Tanıtım videosunda Sezercan, ürettiği parfümün şehit olan insanlara ait bir koku olduğu iddiasında bulunmuyordu. Mevlana adı verilen kokunun Mevlana Celaleddin Rumi'nin kokusu olmayacağı gibi. Peki ama neden payitaht, Bedir ya da Mevlana değil de şehit ismi milli ve manevi değerleri istismar algısına neden oldu? Tanıtımı yapan kişinin takkeli ve sakallı görüntüsü bu tepkileri büyütmüş olabilir mi? Ünlü bir parfüm markası aynı isimle bir ürün çıkarsaydı yine böyle tepki alır mıydı? Pek çok dini ve milli konuda istismar tartışmalarının yaşandığı toplumda şehit adı verilen bir parfüm niye bu kadar büyük tepki çekti? Tüm sorularımızı muhatabına Mustafa Sezercan'a yöneltiyoruz.
Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta en çok sizi konuştuk. Evet. Böyle bir şey olacağını bekliyor muydunuz? Yani açılış şarkınızda kendim ettim, kendim buldum derler. Gerçekten öyle bir pozisyona düştük biz de. Böyle bir şey hiç hayatımda karşıma çıkabileceğini aklımdan geçmezdi. Hele ki aziz şehitlerimizin üzerinden prim yaptığımı, istismar ettiğimi ve bunun yanına da bir din tüccarı olarak eklenmesi yani hayatımı en etkileyen konu oldu şu yaşıma kadar. Gerçekten o parfümün siz çıkartırken yani o evet. birleşimi yaparken onun ismini şehit mi koymuştunuz? Şimdi şu... Yoksa sanki ben videoyu seyrederken siz böyle öyle geçiyor ve o onun ismi öyle değilmiş de siz o anda söylemişsiniz gibi hissettim. Şimdi şöyle ifade edeyim. Şehit kokusuyla ilgili yani ismini şimdi yine tabir olarak zaten sağ olsunlar Ekol TV'de haber de yaptılar. Türkçemizi derler ya nereye çekerseniz oraya gider. Benim oradaki konuşmamda yaptığım bir hata var. Kokuların isimlerini belirtirken Mevlana kokusu yerine Mevlana isimli koku, Şehit isimli koku yani kokuya bu ismi vermişiz sadece deseydim belki çok gündem olur muydu bilemiyorum. Ama buradaki bizim orada düştüğümüz bir hata var videoda. Mevlana kokusu, işte Bedir kokusu, Şehit kokusu hazırladık. Bir de şehitli sonuna hazırladık deyince toplumda ister istemez bir infiale sebep oldu. Haklı olarak çünkü toplumumuz bu konuda çok çok hassas. Bizim gerçekten milletimiz, aziz şehitlerimizin üzerinden kimseye prim vermez. Bu gerçektir yani ben de vermem. Tabii dediğim gibi bu konuda bu noktaya gelmemizin en büyük sebeplerinden biri, kokumuz da zaten yanımda böyle bir numune şeklinde yanımda duruyor. Sizin de koklamanızı rica edeceğim. Gerçekten bu kokuyu çok düşündüm. Hani o ismi verirken gerçekten bana bu şehitlerimiz için hani onları kullanma mantığıyla değil zaten. Şehitlerimizi sürekli bana hatırlasın da. Ben çocukluğumdan bu yana şehitler üzerinde hep yanıp tutuşan bir insandım. Hatta beni yakın çevrem çok iyi bilir. Hep dua ederdim. Allah'ım yani ne olur bana da şehitlik makamını ya da o şehitlerimizin o topraklarda mücadelesini bana da göster. Çok dua ettim ve Allah duamızı kabul etti. Acemi Birliği'ni Çanakkale'de, Usta Birliği'ni Uludere'de yaptım. Komutanların habercisiydim orada. O kadar güvendikleri için bizi haberci bile yaptı komutanlarımız sağ olsun. Eksik olmasınlar. Ve bu heyecanla mağazada böyle bir bölüm var. 3 tane bölüm var. Şimdi kokuların isimleri diyeceksiniz nasıl isimlendiriliyor? Bize bir kodla geliyor aslında. Ben şuna inanıyorum. Bir insan bir markaya emek vermişse o marka çalınamaz, benzetmesi yapılamaz. Hatta dinde de hocalar söyler ki bu caiz değildir. Doğrusu bende bu. Ben de bu bölümde 3 tane yapmış olduğumuz bu bölümde bir bölümünü kendi şeyimle bende derin izler bırakan ve benim için çok çok değerli ve hani derler ya çocuğuna insan sevdiği ismi verir. Bir köşede mesela bakarsınız okullarda, caddelerimize, sokaklarımıza işte Şehit Ahmet vesaire diye. Ben de bu köşede güzel isimler yapayım dedim. Bunu yaparken zerre kadar hani bu kadar satarım ticaretten zaten ki çok karlı bir şey de değil. Bu kadar şöyle yaparım mantığıyla değil de bende bir iz bırakan bir şeyler var. İşte mesela ne yapmıştım? İsim olarak Mehmetçik, Şehit ismi, Çınar ismi. Şanlıurfalıyım, aynı Zeliha, bizim orada bir göl var. Oranın ismi gibi o köşeyi böyle bir hani derlerle koleksiyon gibi isimler yaptım. Tabii bu isimleri yaparken yani şehit isminin üzerinden prim yaptığımı ya da bunun üzerinden bir istismar yapacağımı, bununla yargılanacağımı toplum önünden aklımın ucundan geçmez. 550 bin lira cezayı ne için istiyorlar? Şimdi şöyle, Ticaret Bakanlığı haklı olarak devlet halkının bu konudaki şeylerini yerine getirmekle mükelleftir. Bundan dolayı devletimize de böyle bir şikayet talebi oluşturuldu. Tabii burada üzüldüğüm bir konuyu da ilerleyen zamanda açıklayacağım. Geldiler, denetlemeye geldiler. Şimdi benim zaten yerim çok küçük bir yer. Hani böyle afaki bir yerde değil, ara bir sokakta. Zaten ben oraya niye girdim? Yıllardır aynı sektörde, sizin sektörünüzde çok çalıştım. 19 yılım geçti. Haber spikerliğinden tutun da birçok alanda çalıştım. Dedim ki böyle bir köşeye çekileyim. Yani artık... Benim toplumda gündem ya da artık bunları görmek istemiyorum. Çünkü insan gerçekten daralıyor. Yani çok ön yargılı toplum olduk. Yani herkes birbirine karşı şucu bucu vesaire hep ayrıştırma olduğu için ben de çok sıkıldım bunlardan. Haberlerin kaynakları da beni bunaltmaya başladı. Çünkü kaynaklar nereden artık alacağız doğru kaynağı? Dedim ki kenara çekileyim. Oradaki şeyde
Küçücük bir yerde bunu yaparken birden işte bu medyada olunca Ticaret Bakanlığı'ndan da aynı gün hemen işleme geldiler. Yani ne oluyor burada diye. Ben de zaten sabah geldim mağazayı, dükkanı açtım. Açarken ismini değiştirdim hemen. Neden? Onlardan korkum, birinden korkum değil. Ben doğru yaptığıma yine inanıyorum ama ismin bu şekilde kullanıldığına inanmıyorum. Yani ben böyle bir şey yapamam yani. Sonrasında o ismi Yesevi olarak değiştirdim. Neden? Şimdi şehitlerimizden sonra o ismi değiştirirken onları incitir miyim mantığıyla ismi de değiştirirken gelenlere de söyledim. Hatta Mehmetçiğimizin de ismini Zerafet yaptım. Şimdi burada geldiler baktılar isimde zaten yıllardır Türkiye'de hacı malzemeleri satan girin internete birçok isim var. İşte eskilerden bilirler insanlar. Makamı İbrahim gibi sanki Makamı İbrahim derken İbrahim Aleyhisselam'ın makamı mı? Onun kokusu mu satılıyor? Biraz önce sizin şeyde de VTR'de de söylendiği gibi Mevlana Celaleddin'in Rumi'nin kokusu diye mi hani satılıyor? Piyasada çok isimler var zaten. Sonra geldiler isim diye bir şey gelmediler zaten. Hani dediler ki biz denetlemeye baktılar dükkanımıza. Fiyatlandırmalara, etiketlere baktılar. Ben de fiyatlandırmalarım açık açık her tarafta yazıyor. Ama dediler ya burada şey yazmıyor. Tarih yazmıyor. Yani değişim, en son bu fiyatları ne zaman değiştirmişsiniz? Ben dedim ki inanın ki bu kuralı bilmiyordum. Bilsem kesinlikle devletimi de insanlara da böyle hani böyle bir şeyim olmaz. Dediler ki burada tarih yazması lazım. İşte şu tarih. Bir de küçük esnafların çoğunda zaten gezersiniz fiyat bile yoktur yani. Ben onun her tarafına dikkat ettim. Sonra işlem yaptılar. Mustafa Bey, yasal olarak evet. Herhangi bir şeye mesela şehit markasını koyamıyor musunuz? Şimdi yasal, bunu araştırdınız mı? Bunu araştırdım. Şimdi zaten patent almamız gerekiyor. Evet. Şimdi biz böyle bir muhtemelen başvursanız vermezlerdi. İşte evet, onu başvurmadık. Bununla ilgili diyorum ya, bu esans piyasasında zaten şu anda toplumun %90'ı, bu işi yapanların %90'ı hep kendileri bir isim söylerler. Yani böyle bir isimlerle üzerinde şey yaparlar. Ben dediğim gibi yabancı isimleri kullanma taraftarı da değilim. Dedim ki yani yabancı bir isim, illa bir parfüm markasından bahsetmiyorum. Çünkü ben gerçekten hani ülkemi seven, vatanımı seven ve Türkçe dil kurallarına elimden geldiğim kadar uygun. Hani videoda dikkatimi çekti, çok düzgün kullanıyorsunuz evet, Türkçe. Allah razı olsun. Pişman mısınız? Yani pişmanım şundan, yani neye göre pişmanım? İsmin bu şekilde benimle böyle anılması, aziz şehitlerimizin ailelerini ve toplumu bu şekilde meşgul etmek hiç hoşuma giden bir davranış olmadı. Çünkü 3 gün, 4 gün beni bütün medya, bütün Türkiye'deki her şey sanki hani böyle bir tecavüzcü, bir böyle kötü bir insan olur ya. Kendim birden eve giremedim. Psikolojim bozuldu. Hani çocuğuma, çünkü beni orada ben telefon görüşmenizde hararetle konuşan bir insanım. Şimdi çocuğum duysa diyecek babam nedir ki, çocuğum da sonradan erişti o videoya da. Kızım çok kötü oldu. Hani 8 yaşındaki kızımın ağlaması vesaire beni çok etkiledi. Ama ailem, çevrem hepsi çok iyi biliyor. Hatta hani derler, bazıları geldi dedi ki reklamın kötüsü olmaz. Çok güzel reklamın oldu. Türkiye seni tanıdı. Dedim ki yerin dibine bastın, böyle reklam olmasaydı aziz şehitlerimizin üzerinden kötü anılmasaydım. Çünkü ben reklama ihtiyacım yok. Nereden yayıldı o video? Onu araştırdım, buldum. Kişi de özür diledi. Dün biz ondan bayağı konuştuk. 40 dakika. Kendisi eski bir askerimiz. Komutanımız iyi niyetli şahsı olarak. Kızı dedi ki kızım internetten sizi görmüş. Normalde kızımın dedi inancı yok. Hani inanmıyor. Çünkü böyle kıyafette biliyorsunuz piyasada çok bu kıyafetleri istismar eden insanlar var. Kızım da sizi görünce şehit kokusu satıyorlar baba diye bana gösterdi. Ben de Twitter'a attım dedi. Yani kendi hesabından, X hesabından paylaştım. Tabii kendisi o niyetle paylaşıyor. İyi niyetle, ama bir tane hanımefendi, gazeteci hanımefendi başlığı şöyle atıyor. Çok özür dilerim diyor, mu ön yargı var. Din düşmanı, şarlatan şehit kokulu parfüm üretti diye başlık atıyor. Ve o kişiden bütün işte diğer cenahlar... Sosyal medyaya herkese yayılıyor. Evet ve hatta... Sonra siz onun üstüne galiba bir açıklayıcı bir video çektiniz. Evet, mecbur böyle panik yaptım. Ne yapacağım ben, nasıl insanlara kendimi... Çünkü böyle bir insan değilim diye bunu çok böyle çabaladım. Sonrasında yayıldı. Zaten hani insanlar der ya, şimdi kendi adamları ona sahip çıkar. Benim Allah'tan başka adamım yok. Onu söyleyeyim bir kere. Ben kimseye inanmıyorum. Çünkü ben medyada çok çektim bazı şeylerden. Hani böyle samimiyet değil. İnsanlar bazen diyor ki ya bu bizim cenah. Benim öyle bir cenahım yok. Ben herkesi seviyorum. Mesela ben sizin buraya gelmeden önce ön yargı dedim ya. Çevremdekiler nasıl çıkarsın, seni orada sıkıştırırlar falan. Abi siz yanlış tanıyorsunuz insanları. Ben aslanlar gibi çıkacağım. Varsa orada yanlışım da, Armağan Bey açığım varsa da söylesin, ben de kendimi düzelteyim.
Ben böyle geldim. Hiçbir şeyle, korkuyla da gelme. Yani insanlar ama benim haddim değil. Estağfurullah. Yani sizi hani şöyle, biz görüntüde şöyle görünüyoruz. Birbirimize zıt kutup gibi insanlarda diyorum ya, böyle bir kutuplaşma oldu ya. Ben öyle bir zihniyette bir insan olmadım. Zaten yıllardır da Ahmet Ümit Bey biraz önce kalktı ya, aslında tokalaşmaydı. Çünkü İstanbul Hatırası kitabını okumuştum. Antalya'da çalıştığım radyo çok yani sol görüşlü bir radyoydu. Orada müdürdüm ben hatta. Yani orada çok fazla kitap okurdum. Ahmet Bey'in de kitaplarını hep böyle takip ederdim. Yani benim buradaki şeyim, ben bu insanların zaten içinde bana... İşte diyorsunuz ya, diksiyon. Diksiyon eğitimi veren kişi de farklı bir insandı. TRT'nin çok eski spikerleri vardı. Onlardan ben o zaman diksiyon, hitabet dersi aldım. Yani ben bu insanlardan iyilik gördüm diyorum ya. Ben kötülük görmedim ki şimdiye kadar. Bana bir şey yapmadılar. Tamam, içinde rencide edicim bazı şeyler oldu ama ben onların yanında da namazlı, ibadetimi yapan bir insandım. Böyle bir şey hiç karşılaşmadık ama maalesef işte diyorum ya, bir ayrıştırmadan bu hale geldik. Yani insanlar bizi öcü gibi görüyor. Bu adam, aa bu işte, çok özür diliyorum, tarikatçıdır, şöyle dedi. Kardeşim, her bu kıyafeti giyen birini temsil etmiyor ya. Ben sadece Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum. Onun yani yaşantısı gibi tam yaşayamıyorum ama dikkat etmeye çalışıyorum. Çok özür dilerim. Araba kullanırken bile şu takkemi kenara koyuyorum. Neden? Arabada bir yanlış yaparsam bu kıyafete laf gelmesin. Çünkü bu kıyafet bana ait bir kıyafet değil. Ben bir hani dikkat etmeye çalışıyorum ama bazen asabi olabiliyor trafikte insan. İşte atışabilir diye. Buna bile dikkat ediyorum ama maalesef Türkiye'nin gündemine çok farklı geldik. Ben son olarak programı kapatmadan önce sizinle şunu paylaşmak istiyorum ki birçok haber kanalları ve birçok insan bizimle ilgili yanlış bir algı yaptılar. Hatta bazı kanallarda dediler ki işte bir de işte kendi Türk milliyetçisi diye ifade ediyor. Benim sosyal medya hesabım açıktır. Yıllardır radyolardaki kayıtlarım duruyor orada. Ben hiçbir zaman beni insanlar övsün diye orada konuşmadım. Sadece doğrular neyse onu konuştum. Ama beni yargıladıkları konuda şu başlık beni çok acıttı. Bunu da Ticaret Bakan Yardımcımızdan da rica ediyorum. Bir sayfadan alıntı yapmıştı. Sarıklı, sakallı şarlatan. Bir kere ben sarık da takmıyorum yani, öyle bir şeyim de yok. Sadece namazlarda gizli takıyorum ki hani insanlar beni istismarcı, hani böyle bir şey de düşünmesin. Ondan dolayı bu başlıklar beni çok derinden etkiledi. Çünkü bu kıyafeti tek ben girmiyorum. Türkiye'de birçok insan giyiyor ama iyi niyetli çok insan var. Onları da tanımalarını rica ederim. Bu haberleri düzeltmelerini, sizin vasıtanızla düzeltmelerini rica ediyorum. İkincisi de ben buradan son şeyi söyleyeceğim. Şu esansı gördünüz. Benim mağazamdaki, zaten videoda da çekmişim, sosyal medyada söyledim. Dükkanda ne kadar esans gördüyseniz onların hepsini... Ben bundan sonra, bu saatten sonra dediler ki bana, reklamın kötüsü olmaz. Dedim yerin dibine bassın, öyle reklam olmasaydı. Ben de dedim ki o zaman bu saatten sonra artık bana istismara girer bu iş. Kalktım dükkandaki şu anda bütün esanslara yazı yazdım. Bu esanslar satılık değildi, sadece toplu halde birine verecekti. Sizin yayından sonra zaten o işlemi yapacağım. Bu hatta Şehitler ve Gaziler Derneği ile görüştüm. Bu esansının tümünü birine toplu satacağım. Bana parayı verme abi. Bunları hepsini Şehitlerimizin ve Gazilerimizin Derneği'ne ben bu şekilde hibe ediyorum. Bu şekilde karar aldım ve bu işi de artık yapmayacağım. Onu da söyleyeyim. Ben kendi istemek, kimsenin baskısı, korkusu asla yok. Biz Allah'tan korkarız, şehitlerimizden korkarız. Ayrıca şehit ailelerimizi bu konuda üzdüysem ve şey olduysa onlardan da özür diliyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. En çok New York Belediye Başkanı'na verildiği söylenen paradan dolayı New York kelimesini kullandık. Haftanın kelimesi New York'tu. Şimdi bakalım haftanın fotoğrafı neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin kedisi Şero yaşamını yitirdi. Şero yaşamını yitirince Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Şero'ya biraz abartılı bir cenaze töreni düzenlendi. Şimdi Şero'nun yerine Zafer isimli kedi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yaşamaya başladı. Bakalım haftanın videosu neymiş? Strese bunalıma girdi. Onları da gezdirmek zorunda kalıyoruz şu an. Sulu Celalesi'ne götürdüm. Çat Yaylası'na götürdüm.
Şefle alabalığa götürdüm. Gezdirdim. Şimdi stres attı biraz. Gene de daha morali de bozuksa gene de idare edecek yavrum. Benim canım bu canım. Hayvan sevgisi böyle işte benim canım. Ben bundan başkasını sevmem. Ben anlıyorum seni. Anlıyorum. Üzülme tamam. Değil mi oğlum? Üzülme değil mi? Sevin oğlum. Sevin. Gel oğlum sen sevme. Bak. İnsan içini ısıtan bir video. Bazı insanlar sokak hayvanlarına karşı çeşitli kampanyalar yürütürken, kedileri, köpekleri öldürmeye çalışırken bazı insanlar da hayvan sevgisiyle ineklerini gezdiriyorlar. Bakalım haftanın insanı kimmiş? Bu hafta yönetmen, senarist ve yapımcı Tormis Giritlioğlu hayata veda etti maalesef. Yattığı yer nur olsun ve haftanın olayı. Bu hafta Türkiye New York kelimesiyle beraber en çok eğitim-öğretim kurumlarındaki temizlik sorununu konuştu. Ve haftanın şarkısı. Evet, haftanın şarkısı sevgili arkadaşım Metin Aralat'ın veda şarkısı. Metin'e geçen hafta veda ettik. Evvelsi gün 7'siydi. Umarım nurlar içinde yatıyordur. Ve haftanın kitabı. Haftanın kitabı, az evvel de Ahmet Ümit'le konuştuk, Yırtıcı Kuşlar Zamanı. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya çarşamba 20.30'da yine Ekol TV ekranlarında görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi geceler.